sevgili seyirciler, benim iki haftalık hastalık aramdan sonra bugün hala hasta ama geldim. Sevgili Zileli hasta hasta. Biz şu an üçümüzde iğneyle ile sahada üç futbolcu gibi izlerse yanlış olmaz. Icardi gibi üçümüzde. En son ben ayrıldım. Ya o, bu arada bu tabi yani evet. çarptı, gözünü çarptı. direğe de 3 hafta ceza vermişler. Ha? Direğe de mi ceza <laughs> <laughs> vermişler? artık onu anlıyor ama maçta çok da zevksiz bir maçtı. Neyse artık. Neyse. Onu biz yorumlamayalım. <laughs> Valla en sonunda geldik. Son yayında, üçümüzün olduğu yayında bir Vahdettin tartışması çıktı ve Türkiye karıştı. Çok izlendi. O gün Twitter'da rekorlar kırıldı. Size sözümüz var. Bir gün özel sadece bu konuyu konuşacağız. Bir hafta Sultan Vahdettin tartışması. Sultan Vahdettin değil de yanına şeyi de şey Said de alalım istersen. o zaten ben şey aslı geçen haftalarda oldu. 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 Tamam aslında vakit bak oradan sonra... başlayalım. Vakit yettikten sonra. Sevgili dedi. Biz geçen hafta konuştuk ama. Ama bak şimdi ben yoktum. Eyvallah. Ben şimdi Şeyh Said tartışması şöyle gördüm. Önce kendimiz Tabii ki milliyetçiler, Atatürkçüler o belli bekledikleri tavrı koydular şey Said'le ilgili. Ümit Özdağ'a karşı Devlet Bahçeli'de iyi Parti hatta Salim Ensaroğlu'nun bir partiden attı. Falan filan. Fakat CHP'ye baktığımızda Özgür Özel bir tavır aldı. Ben şahsen Özgür Özel'in aldığı o tavra senin ne dediğini bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Sen böyle özgürlüğü niye böyle aldın değil de anlamaya çalışan bir tonda oldun tahmin ediyorum. Öyle oldum ama çok ağır bir yazı yazdım. Kızdın mı özgür? Yok. Ya yapmamalıydı. Neden, neden kızdım? Bir de bazı şeyleri sorabilirsin. Ne? Ama onun yaptıkları, e, söyledikleri, e, efendim e, işte o on torunlarının acı acılar, acılar, yaralarına ya. acılar, acılarına saygı göstermişken bak bu ülke daha henüz ki yaşına bile girmemişken, yani bir buçuk sene Ama onu yani. politikacı gibi gör. HDP'den o hayır, istiyor. Hayır, şey, eğer öyle, Ki öyle sen öyle de o yapma. konuda şeysin. CHP-HDP ittifakını <laughs> yanlış bulan biri değilsin. Hayır, ama bu bunu yanlış bulmamam, ha. öbürünü doğru bulmam anlamına mı geliyor? Değil de işte orada. Hayır, şey. Olmaz. Bak, bir bir şeye yapacaksın. E yapmayacaksın. Yani özgür Özel sen biraz. doğru bulmuyorsun. Ben doğru bulmadım? Hayır. Hiç. Hem de hiç bulmadım. Ya çıkıp Fatih Altaylı gibi, gibi mi demeliydin? Üstünde düşüp Fatih Altaylı gibi mi Hayır hayır. Ben şunu söyledim. Onun söylediklerinin hepsini teker teker yazıp altına şey yaptım. Evet. Ve hepsinin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Çünkü... Çiçek de savunmadı adam da tavır koymadı aslında yani. Kahraman tam, bir şey kav, de... Kürtleri kırmamaya çalıştı. Özgür Özel'in tavır koymaması beni hiç ilgilendirmez. Ama CHP Genel Başkanının tavır koyması beni çok ilgilendiriyor. Peki ben evet. sana bir soru soracağım. Şimdi bak, hiç kendimizi kandırmayalım. Bu Barometre niye seviyor millet? Bu program karnından konuşuyor değil Mustafa? Tabii. Abi. abi ben Belçim Bilgin'i tanıdım. Belçim Bilgin kimdir? Hı. Şeyh Said'in torunu. Yılmaz Erdoğan eski işi. Çocuğunun annesi. Benim de çocuklu annesi benim de. Ya arkadaşım da ne zaman görüşmüyorsunuz? Belçim Bilgin ultra seküler bir kızdı. Hı. Tamam. Mesela Mustafa abi tasvip etmez. Hiçbir İslam'la falan ilgisi yok. Kimi tasvip etmez? Yani, yani, çok hani yani... Benim, de benim lütfen, komşum karışmasın da. babası da çok değerli bir komşum. Babası da komşum kendisi belki de komşum. Belki Bilgin babası tanır mısın? Tabii Abd Abdurrahman Bilgin abi çok severim. Aa bak, bak bilmiyordum belki Bilgin komşum babası tanır mısın? çok değerli bir insandır. Niye sevmiyor e, ben beni? Esnaf mıdır? Hayır ama, ay, ki, değil, ama, ama belki İslami yaşantılar olan bir insan yo, ya mu herkes da. Herkes değil. Yok babası yani beş vakit herkes herkesin istediği gibi yaşıyor. Ama ben hayır hayır şunu demeye çalışıyorum. Belki bak ama ben hayır 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 ben bilmiyordum bu detayları da hani yani ben genel olarak. Şimdi. Yani ben, ben, ben var ya ikisi birden komşum. Yani hem e, kızı Belçin Hanım komşum. Tam ondan tanışıklığımız yok. Ama Abdurrahman Bilgin abinin... Yani belki Belçin bir Bilgin'in Gökçe Bahadır'dan hiçbir farkı yoktur. Ya olabilir ha. Gökçe Hanım'a da saygımız sorayım. var ya. Şeyh, tamam <laughs> ama Şeyh sülalesinde ciddi bir kısmında ciddi bir sekülerleşme var. Hala dinler olanlar var mı bilmiyorum ama... Var var var. Olay, şu. Bak sevgili bir sevgili. Şeyh bile var. Ben Yılmaz Erdoğan'ı tanıdım. Ben Mahsun Kırmızı gül tanıdım. Ben şu an Kemalist bir psikiyatristi oynayan Özcan Deniz'i tanıdım. Hmm. Bunların hepsi Kürttü ve Şeyh Said deyince bunların hepsi etkileniyordu. Hmm. Bak ben hiç şey sayıt deyince ben de hiç duygu oluşmuyor. Kardeşim senin de ah. senin de ağaç yaştır diye eğilip alıp o yaştan ah, başlasalar tamam. öyle yetiştik. Ah, sen ama, de, ben, ama, sen, ben, sen ben de öyle olmuş. Şimdi bir sosyolojik realite. Ben sana tarihte ne oluyor girmiyorum. Onu siz tamam. konuşursunuz. Orada birçok konuda da uzlaşırsınız. Şeyh sayıt ben. Niye esayet noktasında. Vahdetli de değil. Ama şöyle bir realite var. Bak şimdi siyasetçisin. Şimdi bak Özgür Özel'i savunmak bana düştü. Siyasetçisin. Abi Kürtlerin hepsi diyorum. Bak şu an 28 Şubatçı bir generalin oğlu Atatürkçü bir psikiyatriste oynatıyorlar Özcan Deniz. Gördün mü dizi başladı. Biliyorum. Ya, şey etmedim ama, ama Yetme, biliyorum. vatan haini yetmez ama evetçi. <laughs> Babası diyor ki bu vatan haini yetmez ama evetçi diyor. Kızı yetmez ama vermiş. O Atalay'ın yetmez haberçi görmek istemiyorum diyor. Yetmez haberçi de dizilere de girdi yani hmm. bu şekilde. Hmm. Abi şey Said dedim mi? Nasıl titrediklerini ben yaşadım. Kendilerince bir hikaye inan sen biz inanmayabiliriz. Tamam kardeşim bak ben, ben hikayeden ha. bahsetmiyorum. Ve bak bu çok önemli bak. Şey Said bak tek İslamcılar dindarlar hmm. değil. Şey Said olayında Kürt olup şey sayıda e saygı duymayan. Hmm etkilenme insan yok. Belki korkudan hani devlet yani vardır ya Kürtlerde abi resmi görüşümü mü soruyorsun gerçek görüşümü mü soruyorsun diye. Yani böyle bir realite var. Şimdi CHP'de Hayır, korkudan mı herkes saygı duyuyor? Şey hayır, sende. hayır hayır hayır. Kürtler. Devletten korkudan ha, ses, konuşamıyorum ha, demeyebilir. Tamam. O aynı mahsı kırmızı gün Ahmet Kaya'yı da milletli e alkışladı ve adam içi yandı orada. Ben, bana anlattı sonra. Sen de oradaydın o gün. Orada yani, yani bazı durumlarda değil mi? Ya Şükrü Karatepe vals, <laughs> vals yapmadı mı? Vals Şükrü ya. Karatepe vals yaptı kardeşim. Kayseri Belediye Başkanı alınmamak için vals yaptı. Sen hatırlıyor musun? E onları söyledikten sonra vals yapması iyi bir e, şey e, mi? de <laughs> bir ama o devlet korkusu da. Şimdi burada... Hani korkusu bak. Ay ne diyorum bak bir kere daha söylüyorum. ben hep böyle yaptığım için söylüyorum. Bir şeyi ya yapmayacaksın ya yapacaksın. Doğru arkası mu? Arkasına duracaksın. Ha, arkası... bravo. Bir ya dakika. bir dakika. Egemen unsursun. Ay egemen mesela niye kal... ben egemen unsurum ya? Ama mesela sen... Ben muhalifim oğlum. Bu egemen unsurum <laughs> hayır, hayır. Yani. Sen düzenin yani <laughs> adamı. <laughs> Bak demin... E, rahmetli Fikret Ünlü'nün oğlu Barış Ünlü'ye referans evet. biliyorsun. Onun doktora dedi. Türklük sözleşmesinde... Evet. Hiçbir sen Türksün. Evet. Alevileri çok sevip onlar hep sahip çıkmakla beraber Hı. bir Alevi Maraş'ı yaşamadın. Bak dün Maraş'ın konuştuk biz adamı Mustafa. Maraş'ın 45. senesiydi. Biliyorum. Sen Londra'da yaşadın ben geçen hafta Londra'daydım. Abi Londra Maraş'tan geçilmiyor. Niye? O katliamdan. Hatta soykırım yani. Soykırım, soykırım yani. Soykırım resmen. Ayrıca yani. o 110 kişi diyorlar. Ne 110'u ya, ya? O, o canlı. konuya girmeyelim. O konu evet. Ama bak, bir konu. Bir şey diyeyim mi? Çok ilginç. Vakti şey... Ben vakti zamanında seninle yaptığımız ters cephe için Ümit Özdağ sıkıştırıyordum Hı. biliyorsun o konuda. Sen benle aynı noktadaydık biz seninle. Ümit Özdağ üstünü kapatmaya çalışıyordu. Biraz hani Hı. ülkücüler falan filan. Orada dava dosyası tamamına erişebilmiştim abi pdf'ten. Devlet kapatmış biliyor musun? Şu an ulaşılamıyor. Gerekçeli hikme ulaşılıyor. Ve devleti de anlıyorum. çünkü orada öyle şeyler vardı ki. Ve biliyorsun Maraş'ta 45 senedir bu olay anlamıyor. Yani 45, o kadar iktidar değişmiş. Dikkat. Ecevit'ten başlamış. 12 Eylül, Özal, DYP, SHP, DSP. Hiç bir, o kadar bir Türkiye tarihinin karanlık olayı ki. Çok kötü bir çok olay. Çok ve biliyorsunuz halkın çoğu da bilmez bunu. bak o zaman ben şunu söyleyeyim. Ben, ben o olayı bayağı iyi bilenlerdenim. Çünkü gazeteciydi. Hayır tabii ki gazeteciydim ama başka bir şey daha var. Benim babam oradan 20 gün önce alındı oradan. Aa, girerden. bak bunu bilmiyorduk. Ha. ha. Hem de Barış. Vali muhab tek başına Vali muhab Vali tek bak. başına görevden alınmas. Bunu biz seninle bir konuşalım. Maraş Vali Muamidiydi, rahmetli evet. Turgay evet. Zileli. Evet ve Vali de yoktu. Evet. Onun için babam da en en şey de, olduğu için en tepedeydi. Evet. Eğer ben hep söylerim iki şart iki şey olabilirdi. Ya babamı öldürürlerdi. Hatta babamı olayın o şekilde e, olması Bu kadar büyümesini engellerdi. Engellerdi. Bravo. Ben, ben babamı gayet iyi tanıyan Tabii bir yani, evlat olurlu onurlu bir insan. Adalarda da herkes Bab babanı saygıyla evet, evet. anıyor. Anadarlar evet. babanı evet. Oradan, Atların kıçına de, e, torba 30. bağlı Bir bak. bak. Babanı orada aslında bence yine çok güzel bir yere geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anatomisi bağlamında, tarihi anlamda o dönemin devleti diyelim. Mükemmel bir örnek. Şimdi Ümit Zileli'nin babası Turgay Zileli aslında fikir olarak CHP yakın bir insan. Doğru mu? Ee, evet. evet. Daha doğrusu 79... cumhuriyetçi bir insan. Cumhuriyetçi bir insan. Atatürkçü bir insan. 79'da Başbakan evet. Bülent Ecevit. Hükümet meşhur CHP hükümeti. Dış evet. destekli CHP hükümeti. Yani babanın tıpkı Adana'ya atanan e, neydi? Öldürdüler Adana Emniyet Müdürü. Ha, emniyet Müdürü. Evet. Devlet Yurda Kul'u evet, babanın da Maraş'a atayabilir. <laughs> Ama dikkat. Bir el devreye giriyor. Varaş vali vekilliğinden Turgay Zileli'yi katliamdan iki hafta önce alıyor. Doğru mu? Şimdi o neden İmman bu? İrfan şey... Özaydınlı mıydı? Galiba. İşlere bakın askeri dönem. Orgen herhalde çünkü. O da Fenerbahçe'nin Murat, Murat Özaydınlı'nın Özaydınlı babası. Adam. Varaş Tatlıam'dan sonra görevden alın. Fenerbahçe'nin Murat Özaydınlı'nın da babası. Varaş Tatlıam'dan sonra hemen görevden alın. onu iyi hatırlar. kendisi de istemiş olabilir ama. Ama şu var. Bazı evet. İçişleri da gücü yetmez. Ben, i̇şte mesela... ben de he. onu anlatmaya Hı. çalışıyorum. Şu şu beni çok rahatsız etmişti. Babanı derin devlet malıdır. Bir dakika. Bir dakika abi abi. Evet, devam. Şimdi tekniğini söyleyeceğim evet, o teknik Teknik şudur. Yani. Valilerin valilerin hangi meslekten olduğu, nereden geldiği falan hiç önemli değildir. Evet. Yani bugünün yetkili en yetkilisi kimse evet. mesela alıp bir bir profesör de yapabilir. yapabilir. Tamam. Valiye tam da Başka bir insana da yap. Ama ama evet. Vali muavini yapamaz. Tabii. Niye yapamaz? O çünkü bünye e, veya kariyer memuru olacaktır. Tabii. Orada yükselecektir, kaymakamlık yapacaktır. Bilmem ve ve en önemlisi de geliyorum. Vali muavinleri kararnamesi vardır. Aynen. Hiçbir Aynen. vali muavini tek başına bir yerden alıp oraya çok gayri şey bir durum. Ben bilmiyordum ilk defa öğrendim. Ben, ben size anlatayım. Abi. Ben de, de bilmiyordum. ama babamdan dolayı. Vali çocuğu olduğu Heh. için, olduğunuz için. Ee, benim babam oradan 20 yıl önce alındığında zaten fokur fokur kaynıyordu Maraş. Tamam. Aynen. Ve 20 gün ya. Babamı aldılar oradan Zonguldak'a verdiler. Babam Zonguldak'a Sen Maraş'a gidiyor muydun babam var e, Ben Ben Maraş'ta okudum. Okudum. Tabii. Katliamdan önce liseyi bitirmiştin. 78. E, 78 e, ama ben o zaman Maraş'ta değildim. Ben o zaman Çankaya Lisesi'nde okuyordum. Ee, ve e, Ama babanın vali muameleliğini Maraş'ta yaşadın. Maraş'ta ben bir dönem e, okudum. Hiç unutmam şey şapkaları vardı çocukların, e, öğrencilerin. Böyle e, zabıta şapkası gibi. Evet işi. evet. E, okul şapkasıydı o. O şapkaları giyerdik falan. Çok komik bir şapkaydı evet, o. Evet Ondan sonra ve e, iki yerde ben çok dayak yemişimdir. Bak dinle. Birisi, Ve vali birisi, bir, çocuğu olarak ben vali olarak. çocuğu olarak Fiziki dayak. Vali da. çocuğu rağmen o günkü Türkiye'yi görsünler. Evet. Aynen. Birisi Elazığ'dır. Birisi de Maraş'tır. Gazeteci olarak mı dayak edersin? Hayır, Talebe olarak. Çocuğum ya. ya. Da, tabii yani e, Bu, polislerle gö gider. Babam polislerle göndermek mecburiyetinde kalıyordu benim. Tabii vali çocuğu. Okula filan. Ve eee Kahramanmaraş çok böyle bir tarafıyla çok Alevisi olan. Oo. Özellikle tabii ma e şey e pazarcık evet. Andırın Andırın, Andırın Sünnidir. Sünnidir Andır. ama gardır içinde. Var, şey. Var, evet. Pazarcık. Da vardır Alevi vatandaşlarımız. Evet. Elbistan. Ama o Elbistan, bravo, Elbistan Elbistan'da Elbistan'da vardır. da vardı ama asıl büyük o Afşin'de şey. Afşin de vardır az. Afşin de vardır ama asıl Pazarcık. Pazarcık tabii. Ve şehir merkezinde de karşı karşıya karşı, karşı, karşı. Şimdi Alevi kalmadı da o dönem Alevi Sünni. Orada da üst üst bölüm var. Daha yeni maraş Kuruluyor, kurulmamıştı hatta. He. Benim bu söylediğim 1978'den bahsediyor. 78, 78, 78. E, 78 Aralık. Aralık'ta büyük ha. katliam. Ama büyük sen katliam. ondan önceki o, ha. o havayı bile yaşadın mı? Ben ama e, bu şeyler olduğunda orada değildim artık. Ama Hadi. babamla devamlı görüşüyoruz. Ama ben Maraş'ın içini biliyorum. Özellikle evet. eski Maraş dedikleri. Evet. Gördün mü sen Maraş'ı? Yok, maalesef göremedim. Gördüm, gördüm. Bilirsin o, e, sonra o şeye doğru, ovaya doğru e, yeni şehir, şehir. Evet, kurulmaya başlandı ama orası hep eski Maraş olarak bilinir Al. ve de şeydir evet. yani e, Yörükselim Mahallesi vardı. Alevi Mahallesi. Alevi Mahallesi. İşte, işte o. Yörükselim zaten adından belli. oraya da Hı. orada zaten barikatlar kuruldu. Hayır o, barikatlar kuruldu ama babamın e, bana daha sonra anlattı. bayağı uzun zaman sonra anlattığı şey şuydu. Daha o oradayken babam oradayken ee, evlere çarpıları Tabii. Çe çekilmeye başlandığı. Abanalar görmüş mü? Vali oldu. Görmez mi babam idelini sürekli geliyor. Sonra babam gittikten sonra oraya yeni kim geldi? Onu hatırlamıyorum ama çok eee Bengi mi valiydi. O hiç müdahale etmedi. Çünkü bir de olaylar evet. biliyorsun Bir gün değil. 10 gün. 10 gün sürer mi ya? 10 gün ve bize açıklanan 110 kişi öldü. Tabii. Çok daha fazla. Çok yani. daha fazla. Yani bu çok utanç verici. Hatta ve hatta sonrası iş. Ben bunu bildiğim için söylemiyorum. Okuduklarım ve... Şey, şey, Susuz ayaçları ölçmek için memurlar gelmiş falan filan. Memurlar geliyor bravo. He, aynen, i̇şte sonra meşhur aynen, Güneş ne zaman doğacak filminden çıkıyorlar. Aynen aynen. Kızılbaşlar aynen, sinemayı he, bastı aynen, diye. He, sen, abi, sinemayı bastı sonra camiyi, camiyi bastı, bombalıyor. Onları söyleyen adam sonra milletvekili oldu. Biliyorum. Adını bile anmıyorum. E başkaları da var. var. Var var var. Başkaları da var. Yani şimdi tabii o yaraları kaşımak için konuşmadığım Ve için. Ve o da Hı. devlet de orada çok ciddi bir yargılama yaptı. Ben onları okudum. Yani bayağı bir 6-7-8 şey kişi yargılandı. idamlar var. Yani bayağı bir insan. Çünkü is serbest bırakıyor. Önce derin devlet olayı kaşıyor. 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 Sonra alev serbest. Serbestten sonra bir zaten. De, bir de e, ben o... Çok düşünmüşümdür üstünde yazılar da yazmışım. Ama bir türlü işin içinden tam olarak çıkamadım. Neden Kahramanmaraş? Neden böylesine bir Alevi katliamına yürüyen bir, büyük bir nefret iş? nefret attı bile. Hayır, nefreti bırak tarafı. nefret falan onlara ayrı. Aha. Onlar duygusal işler. Hangi üst akıl böyle bir şey olmasını hem izin verdi hem destekledi. Bak ama Ümit Bak abi. oraya mesela. İddialar böyledir. Ha. Şeyi okuduysan sen de e, orada görürsün iddia o iddiaları. E, ajanların yani siyain de işin içinde olduğu. Alexander pek falan derler. O, derler. da falan filan derler. Onu doğru. Ee, Ama şu kesin. Hı. Türkiye tarihinin en büyük sivil harbidir o. Yani çok inanılmaz da acıklı var, bir şey de var. Şeydi mesela Sivasta Heh. nedir? Sivasta. Çorum'da. Orada da yani mesela Dersim'de devlet katliam yapmıştır. Yani ordu girmiştir katliam yapmıştır. Katliam yapmıştır. Yani, ya, ya, Ama, da, <laughs> ya da ya da şey şimdi burada ilk defa mesela Kenan Evren'in 32. günde Mehmet Ali anda 12 Eylül belgeselindeki ifadeleri <gülüyor> <gülüyor> Kenan Evren bile dayanamıyor. Dün biz Mehmet Mustafa abi konuştuk. Alparslan Türkeş. Bak Yavuz ben bende kitabı var. O yılları anlatan yazıları. Yavuz Dolat gidiyor. Yavuz Dolat sağcı bir adam. Evet. Yavuz Dolan, Yok ki Demir Eli Has gördüğümüz manzara diyor bir soykırım. Diyor. Onun üzerine Türkeş Yavuz da arıyor. Bak. Öbür gün Yavuz olan yazıyor. Türkeş diyor. Iı, sesi titriyordu. Asla biz böyle olsun istemedik. Bütün teşkilat feshettim. Burada derin eller devreye gir. Yani Türkeş'ten değiş evet. de iş çıkmış artık. Anlatmak çıkmış? istediğim ha. oydu. Yani Oraya yabancı eli girdi gerçekten. Ama onun dışında abi <laughs> Şehabettin Yalçın Paşa var. Biliyorum. Adamın anıları var. Nokta dergisinde yayınlandı bunlar. Ya diyor ortasından yarılan bebeler, kazanda öldürülen çocuklar. Ya tamam ya, tamam, tamam. inanılmaz bir ya. olay. Ya, Ve biz şöyle biz bunu örttük abi. Ya, Türkiye'de bak derzi örtüldü diye mi? Bak şey saytı örtüldü diye Sivas katliamı örtüldü. ya yani Sivas katliamı bak, her gün biliyor. Ya. ama, bak konuşuluyor. Hayır. Toplum araçları konuş, oldu da bilmiyor. hayır, hayır. Tamam. Şunu ya, Şu an 85 şu. milyonun. benim tahminim 70 bak, milyonu dakika, bu olaydan haberdar. Bir mı? dakika. Bak dikkat edin. Ee, Sivas katliamı derken o Sivas katliamından Biz Daha önce, Sivas katliamı. Sivas. Çorum. Çorum. Malatya Maraş. Malatya. Maraş. Tamam Giderek yükseliyor. Tabii. Tamam mı? Darbenin taşları. Ee, tabii. Tarzları. Bir, bir Erzurum-Kars arasında bir yapılmaya çalışılıyor. Onlar birbirleriyle pek sevişmezler biliyorsunuz. E, maç maç Orada... çıkıyor maçta falan. kayseri ama... Sivas'ta da oluyor. O, o, ay, ama o, ayrı. ayrı. O, ayrı. O A, kapısı, o ayrı, ap, ayrı bir şey o. Yani kapılar açılıyor. Ters, tersi evet. açılıyor. Adamlar arada böyle aptal bir şey olabilir. O, <laughs> o da, da kasıtlı yani. O normal. Doğrudan... Kasıtlı olabilir tabii büyük olasılıkla. Vardır o da. Öyle. Ama Alevi katliamı dört adet. Torun, Maraş, Malatya, Sivas. Hepsi de Alevilerin yoğunluklu evet. olduğu yerler bunlar. Tamam mı? Evet. Ve bilinçli. Yani birileri oturmuşlar. Planları yapmışlar. Tabii. Yolda da e, bazı değişiklikler yapmışlardır muhtemelen. Yani, o birinci yaptı Çorum Kadriye'nin en büyük tanığı kim? Saygı Öztürk. E, tabii. O zaman gebe geç bir muhabir. Saygı hmm. Öztürk'ün anlattıkları yeter o Çorum Kadriye. Saygı Bey sizden büyük müdür Ümit abi? Büyüktür. Yaş olarak. Büyüktür. Büyük. 54'lü büyük. falandır o. Benden 5-6 yaş büyüktür. Hmm. Bir de şu var. Mesela ben Sivas'a gittim. 88'i 80'deki, var. 88 olsun. Ben o zaman Anadolu Ajansı'nda evet. çalışıyorum. Evet. Ka katliam sonrası gitti. 80, 80 diyorum ha. Ee, ya işte gire mi gitti? Evet. Aa, 80. yeni ya. 80. 80. 80 miydi? Yıl daha önce 79'du ya. 79'du yani. galiba. 79'du bence. Ne? Gittim e, girdim şehre. Şehir ikiye ayrılmış zaten. Barikatlar kurulmuş. Ha. Bilmem ne. Yaşadın mı? Yaşadım. Gördüm ki. Ben de çok gençim o zaman. Evet. Girdim dolaşıyorum böyle şeye. Şak dediler önüme çıkıverdiler. Nereye kardeş falan dedi. Ben durdum. Da. Durdum. Aynı benim başıma Erzurum'da da gelmişti. Kimsin sen ben gazeteyim. Erzurum yok. ama sırf sünni. Erzurum'da pek Kesin, hayır, yok. Hayır hayır. Maraş, bir şey, Maraş diyorum. Ee, Kars'la aralarında Kars olan. Olay. Ben de Kars'a gideceğim. Evet evet. O, otobüs şeyinde sıkıştılar. Kars Erzurum'da etnik bir şey. şey bir şey yoktu. Mezhepsel yoktur. değil. Sağ sol sağ falan ha, gibi. Ha. Değil mi? Ha. İşte Kars Kalesi, Kars. Komünist Kalesi bilmiyorum. Kars, bilmem ne falan şeyler Orada vardı. Kars'ta ha. Kürtleri kastırıyor. Ha, Kars, e, ama burada e, Sivas'ta ben, ben, gazeteciyim. Hangi gazete dedi? Bak bak. Çok Ondan önemli. sonra Anadolu, anadolu, Ajansı. anadolu Ajansı. Ya, o kurtarır o. O Evlen. kurtardı zaten. Cumhuriyetle <laughs> Cumhuriyet desen. <Gösta> <laughs> <laughs> yok Son Havadis şey. veya işte şey, son de kurtarır. Cumhuriyet desen Ne dayağı acaba neler olur ben de bilmiyorum göster bakayım dedi. Göster. Aa kardeş dedi. Tamam dedi. Dikkat bak komünistler var dedi öbür tarafta dedi. <laughs> dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> ben de komünistim dedi. Abi inanamıyorum <laughs> ya. <laughs> ama orada şunu kabul edelim. Yani devlet istemezse bunlar olmaz. Yani devletin engelleyememesi diye bir şey söz konusu değil, değil, ya. Ya bak belki sanki çok eşit değilmiş gibi ha. söyleyeceğim ama bence dünyanın en büyük operasyonu ve en büyük provokasyonu nerede yapıldı? Amerika'da. He. İkiz, ikiz kuleler. Abi, tabii, tabii, evet, evet. Ben hala ikiz kulelerin arkasındaki asıl şeyin ortaya çıkmadığı kanaatinde olanlar Evet. Çıkmadı tabii. tabii çıkmadı. Ve tabii. orada 3800 civarında insan öldü. Kendileri Mesela o atanlar... saldırı anlık bir olay. Anladın mı? Anlık tabii. Anlık. Anlı, 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 Öbüründe 10 gün sürmesi ama, zaten. Ama, ama şey. abi bu geri kalmışlıkla ileri gitmişliğin şey, teknolojik olarak onları da anlatır aynı zamanda. Ama ben katılmıyorum Başka, Türkiye'de hayvan, yani. Şunu yani 12 Eylül'den sonra bir, bir günde otorite sağlandı. Bir şey söylemek istiyorum Buyurun. ya. Sen koskoca Amerika Birleşik Devletleri New York gibi Washington'dan bile daha önemli olan bir kentin üzerinde iki tane uçak arka arka hem de aralarında bayağı abi, bir abi. E, fa, şey e, dakika farkı, dakika var. farkı var. Gelecekler oraya çarpacaklar. Şeyde, sen helikopterle kalk diye şeyler gelir. Jetler gelir. Biraz Pearl Harbor baskınına benziyor. Aynen. Biraz değil Pearl çok Harbour'da benziyor. Pearl Harbor'da da Aynen, ki, Aynen, Japonlara saldırmak. 2.500 kilometre geliyorlar. Evet. Havada şeyler yapıyorlar. O zamanın i̇kmaller Yapıyorlar. İkmaller yapıyorlar. Geliyorlar Pearl Harbor'a. <laughs> indiriyorlar bombaları. Tabii tabii. tabii, tabii. O ne Neden? Diyor. Çünkü Amerika'da aa o zamana kadar anayasasından kaynaklı Savaş karşıtlığı var. Savaş karşıtlığı bir de yalnızlık politikası diye bir politika. var. <laughs> i̇zolasyon, var. izolasyonizm. i̇zolasyonizm, bravo. Bizi ilgilendirmez. Tamam mı? Yani bizim egemenlik sahamıza. Japonlar bizimize <laughs> kadar geldi yani, demek için. Heh. Yani evet. asıllı Amerikalılar Amerikalıları da toplayıp kampa attılar. kamp attılar. Kapatlar. Sonra da bize diyorlar onları kampta attım bilmem neye evet, kapatışa sanki yani. sen atmadın gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet evet. O söylemek istediğim şu. E peki o önleyemez miydi? Önler, Madem önleyecek. Kendileri yaptılar Ümit abi. Ama bak zaten. yani ümit 11 Eylül saldırıları Amerika, kendisi yaptırdı. Mesela anlık bir olayda tamam mı? Mesela ben 27 Mayıs'ta şuna çok kızarım. İhtilal, darbe ne dersen oldu. Değil mi? Oradaki heyecanla Adnan Menderes'i ilk gün öldürüldü. İhtilallerde böyle şeyler var. Var tabii canım işte. Bir şey. buçuk sene bekleyip bir buçuk sene sonra asılması asıl masa daha kötü. tam bir alçaklık bak, derim. Bak. Orada İsmail Paşa da biliyorsun. Orada da bak bir daha. Diyor ya kimin asılması bir buçuk sene geçti diyor. İşte biliyorum. Ee, ben de aynı şeyi yazdım. Tabii. Ee, ben 27 Mayıs'ın asla ve kata e, dışarıdan fişteklemeler demiyorum ama başka bir şey söyleyeceğim burada. Evet. Ee, yani e, Demokrat Parti'nin e, kendi büyük hatalarının olduğunu söylüyorum. Ama onu hep konuştum Hadi, Söylüyorum. İki e, İdamlar mütercimler bir ses diyor. Bir hay, ses. Bir, 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 bak. Bak. Orada o askeri şeyin adını unuttum. Tupi Karaman. Başta 9'a 4. Asmayalım diye giriyorlar. Ama e, bir grup var. Hay, Salay hay, Salay. Hay. He? Talat, Talat bu tamam bırak Talat'ı. Talat'ı Talat ne gibi bastırıyor aslında. Salah'ı. Talat dışarıda. Halaskar Zabit'a. Halaskar Zabit'a Zabit bravo. hepiniz asarız diyor. Talat Tokyo'da o sırada. Halas, Halas, 61'de dönüyor. 61. Bak. Taha, darbe esas 27 Mayıs. Darbe de Tokyo'da. idamda İdam da burada. Sonra Tokyo'ya başka birisi gidiyor ve orada bir çocuğu oluyor. Evet evet. Halaskar Zabit'an diye bir örgütlenme var. Bütün askerler buraya üye değil. Hatta karşı. Evet. Hatta Halaskar R Zabitan örgütünün bir gücü var. nereden geldiğini kimsenin anlayamadığı bir güç. Kanser olayı da var. Kanser. Yani onlar her güç gösterir. Ha. Ha. Ve orada tehdit ediyorlar. Tabii, tabii. Kim kimi öldürürse. Evet. Yani eğer bunlar asılmazsa o 3 kişi de asıl. 3 kişi, onu. değil 73 kişi asıl. Hepsini alsın diyorlar. hepsi e, hepsini alsın diyorlar önce. Tabii, tabii tabii tabii. Şey Celal Beyar e yaş şeyinden dolayı Üçünü şeydi, diye i̇şte, şey diye, kurban niye veriyorlar. İşte alın size üçünü. Tesadüf efendim, seçilmiş değil. seçilmiş üçüsün değil. Değil değil. değil. Yani mesela Maraş'ta da ilk gün olaylar oldu, bilmem ne, ikinci gün gelir ordu durdurur. Abi on gün, on gün. ve Orada bak çok ilginç bir şey var. Adalet Partisi de mesela şey yapıyor. Öyle bir olay ki o. Adalet Partisi de tamamen Alevilerden yana tavır alıyor. Adalet Partili vekiller Fahri Koru Türk'ün, Yavuz Zonat'tan okudum Bari hepsini topluyor Maraş vekillerinin. Adalet Parti'de iki vekille MHP'li vekil birbirine giriyor Cumhurbaşkanı'nın önünde. Bak bunları yazıyor yaz�. siz bunları yaptınız da bilmem ne de falan. Yani iş dedi ki Mehmet Ali Biran'ın onu on, geri on belgesinde de Adalet Partisi Maraş Başkanı anlatıyor. Böyle yaptılar böyle yaptılar falan. Yani iş raydan çıkıyor ve insanın canavarlığı da. Raydan çıkan sadece o mu? Mesela 93'teki Sivas katliamında. Üzücü olan CHP, Bülent Ecevit başbakan. O burada da... E, Mesela bak babanın abi, olayı bile çok basit bak, Babanı nasıl? Kim görevden aldı kardeş? İşte abi. Bak başbakan Ecevit mi? Ecevit. CHP hükümeti. Hı -hı. Bak sağ, sağ falan da yok. Tamam. O görevden aldı. E peki 93'teki Sivas katliamında... Erdal Yönülük. Erdal Başbakan yardımcısı. Başbakan, başbakan. Mühür de onda. Türk, Çiller Amerika'da. Çiller Amerika'da. İçişleri Bakanı bir Gazi, Mehmet Gazioğlu Gazi, Gazi diye bir adam. O adam da unutuldu. Mesela Unkutu. o adam zavallı o bir adam o da. Vali, jandarma komutanı 8 saat müdahale etmediler. Hiçbir şekilde Hiçbir tabi. şey yapmadılar. Hiçbir şekilde. Yani ne, o, o ve da, hatta valinin makamını bastılar. Allah'tan abi, kar, Karabilgin ne kara de Evet bilmem ne Karabilgin. Abi. Bravo bravo. Ee, Ahmet Karabilgin. O, 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 onu bravo. oradan çıkardılar valiyi. Evet. Ve bastılar adamı. Abi. Düşün cürete bakın ya. Ya işi tamam. jandarma geliyor. verenler. Jandarma geliyor. Evet. Jandarma olaya müdahale etmeden dönüyor kardeşim. Abi çünkü Asker yeterli. Asker yet diye bağırıyorlar. Yet yeterli, yeterli değil. Haber Ama bak hep diyor ki şey. Ahmet Karabilgin'e böyle de. Ahmet Karabilgin bırak. Evet. Ahmet Karabilgin'e hep şu şey, şey veriliyor. Efendim geliyorlar yoldalar. O da çok şeyden arkadaşlar merak etti. Karabilgi'yi suçlamıyor musun? İyi niyetli mi Ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Aziz Nesin öyle demiyordu. Var. Öyle demiyor Nesin, muydu? Şey Peki Nesin, tamam Nesin. ama ben öyle olduğunu düşünüyordum. Aziz o Nesin zaman. Erdoğan de olaydı çok. Bir daha konuşma. Peki kardeşim dedi. Hatta en sonunda biliyorsun bu Yazıcıoğlu ve arkadaşları onları Musi Yazıcıoğlu şeyden deneyimli. Sivas, Maraş, Çoluk, 80'den. Onun arkadaşları talimat veriyor. Gidin kurtarın Aziz Tabii. Nesin'leri. Diye. Kırıyorlar da şaşırıyor. Alim şaşırıyor. Büyük Birlik Partili bir yer. Buyurun diyor. Yan bina getiriyor. Büyük Birlik Partisi kurtarıyorlar. Büyük Birlik Kurtaranlar Partisi. Kurtaranlar var. Yani orada kurtaranım. şey yazıcı oldu. Olumlu alanlar. burada demek var. ki ne var? Burada o radikalizmin e, ancak sen. bir yere kadar birileri için olduğu ama diğerlerine hep dibi yoktur derler ya. Bir daha bak. Temel Karamollaoğlu hala Hı. hayatta dediği doğru bir şey vardı. İki silah atsalar o ekip dağılır da. Abi canım kastem de atmıyorlar. Şey abi er, er, çakmak. Er, ben ben sana er çakmak ben vardı. Senin dolayısıyla evet, o, bir e, e, Firar da Kar öldü. Biliyor musun? Ölmemiş. Ta, öyle değilmiş. Ee, e, er çakmak şey. bir dakika. Er çakmak şeye Temel Karamoğluoğlu'na benziyordu, benziyordu. Ha, evet. O yüzden önce Temel Karamoğluoğlu'yla. Ya o zaman da biliyorlardı da Ümit abi. Sonra ittifak yaptıkları için Temel Bey'le onu gündeme Neyse. Önemli Yoksa Temel Bey'in biz o zaman da şunu olduğunu biliyorduk. Şunu söyleyeceğim. Bu Erçakmak evet. önce firari. Sonra nasıl oluyorsa oluyor. Bir şekilde giriyor yurda, gidiyor evet. köyüne ve son bir, bir buçuk sene orada yaşıyor. Ya Ümit 101, abi. E, ben şöyle söyleyeyim. 5, 10, 7 8 sene önce öldü Cafer Erçakmak. Yani, işte yani 90 30 o, yani 21 22 sene firarda i̇şte kaldı ve öldü. Yani, ya ölmedi. Işte, ha şu anda mı öldü? Hayır hayır öldü. Heh. Ama e, evinin orada öldü. Yani firar da ölmedi. Firar derken firar yani kanun Firar. Ama önemli olan şu. Hani ha, ya, kanun aşır ya, 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 yani yurt dışında bu, değil abi. Biz kendi halkımızı tanıyoruz. Ne Maraş'ta ne çorumda bir gerçek bir silahlı güç takır takır havaya silah açsın. Bu insanların dağılmaması diye bir şey mümkün değil. Yani sadece korkusundan da. Seçsen de yani bak bizim üçümüzün de söylediği ve çok tutan şey... programlarımızdan biri ne vardı? Gezi olaylarında bile Hı. polis başladı şeye oradaki olay dağıldı Hı. ölenlerin hepsi sen dikkat çektin ne ölen gençlerin hepsi neydi? Alevi, alevi. çünkü bir tane Sünni gencin ölmeyip tamamın alevi öldü. 9 dokuz kişi sosyologların 9-10 sordan ölen Hayır, bir, de 10. bir komiser var köprüden düşüyor ama Adana'da. Ama o gençler, alevi gençlerimiz orada. Alevi. Yani bu niye Belkiyle bu niye olsun. bu bak bu sosyolojik çünkü. Alevi gençlerin içinde, daha sol fraksiyonların içinde polisle çatışma geleneği var. Yani devlete karşı meydan okuma, bizler Yavuz Sultan Selim'den beri haksızlık gördük. İşte onun için oğluna Yavuz Selim koyan askerler falan bahsettim. Korkak subayı Neyse yani burada sünni gelenekte, e, biz sünni. sünni demek illa Müslüman olmayı da gerektirmez. Bir insan ateist bile olsa sünni ise sünnidir. O onun içine işler. Ve ne olur? Polisi gördü mü kaçar devlet otoritesidir. Ve dedi oradaki o hani o hatırlıyor musun beyaz Türkleri? Biz de buradayız. Çapulcu. Hiç hepsi. Tamam aldı. Tamam. Ama ne oldu? Ali hani İsmail Korkmaz polisle çalışmaya gitti. Çünkü devrim yaptıklarını düşünüyorlar. Ya da belki de Elvan küçücük haliyle. Ay, bu, o, onların e, şu sene çocuğu şeyde. Yani i̇syan geleneği var orada. Ay, isyan yani i̇syan geleneği ol... olsa da 14 yaşında çocuğun hangi isyan Tabii, geleneği Ama ben bunu zaten. olumsuz olarak söylemiyorum. Ay, tamam, anladım. Ama orada sana seni de e, alkışlıyorum bir aynı olarak. Çünkü bu aslında çok da önemli bir teşhis ve söylenmesi sakıncalı da bulunabilir. Ölen bütün gençlerin alevi olması Hayır, o bu ortada değil. zaten. Hayır, Onun Hanım da söyledi. Öyle ama o zaman ağana ne tepki oldu? Hayır bu bizim ama beraber gerçek canım. ayaklanmamız hani alevilere mal etme. Öyle de siz kaçtınız. Olan insanlar oldu. Siz siz çünkü orada senin mükemmel tarihi Hasan Basri seninle gezi olanla ilgili yayın yapmak istiyormuş. Bana söyledi Hasan He. Basri. Siz analizin gibi diyor Ben öyle o halim e öyle bir görmedim diyor. Fethullahçılarla devrin hükümetinin savaşından ötürü polis çalışmadı tamam. 10 gün. Polis tamam. olmayınca otorite yok ortada. Hayır, sonradan başlarını derde gireceğini Derne anlayan gire, şeyler Fethullahçılar, aldıkları emir evet. doğrultusunda aynen. harekete geçtiler. Aynen. Orada Devletten da çok, değil felsefeden emir Aynen var. Ve e, çok acı sonuçları oldu işte. Çok acı sonuçları çok sert. Şimdi bir devlet, biz devlet, polis. ölenlerden bahsediyoruz gerçekten ama çok oldu. Çok fazla yaralı yara var. var. Gözleri çıkan abi. E, bilmem sakat kalan. Ama yani... de abi? Orada 10-15 gün bir devlet otoritesi yoktu onu yaşadı değil mi? E sen? Abi çünkü devlet Yok. ortada yoktu. Yani devlet deyince kimi anlayacaksın? Güvenlik, güvenlik güçlerini. Güvenlik anladı. güçleri. E o kadar. Ve oraya girişleri de şeyler denetliyordu. Sol örgütleri de elemanları arıyordu e, milleti. E, tabii bütün o İçeriniz. yani ben benim aklım da almamıştı. Ya burayı bu. <laughs> <laughs> o şeyi biliyorsun e, AKM, eski AKM'nin üstü. AKM'nin bütün şeyi yolun şey solun bütün Tabii. renkleriyle kaplanmış. Fraksiyon. 52 fraksiyonun orada pankartı o. vardı. Apo'nun resimleri. Ama yani Caddio da söylemişsin. Öyle başta normal şeyi i̇şte Öyle başlamamıştı. Anladım. <laughs> Tabii mı? ilk 3 gün öyle değildi derler. Sonra giderek hani bulmuşlar Cillop gibi kaosu Tabii. tabii bundan faydalanma var, olur Ama mu? Ama işte orada orada da mesela ne vardı? Devletin içinde çatışma vardı. Yani ne Fethullahçılarla meşru devlet diyelim. O arada bunlar oldu. Bir devrim havası oluştu. İşte ya bilmem ne. İşte ancak bir Zireli gibi isimler azdı. Sen de orada bir şey diyemedin tabii insan. ne diyeceksin? Herkes hevesli. İşbirlikçi olarak suçlanır. Ümit abi iş. dese ki evinize girin, içeri girin dese ben zaten onu bizim dememizin şey biz tanıdıklarımız falan. burada yanlış şeyler var diye anlatıyorduk. Cândindir burada bir yanlış Çünkü biz biz bunlardan çok daha Yaşadın yaşadık mı? bir birebir yaşadık 1970'lerde. Çocukluğumuzda yaşadık. Dağılmış ya. NTV arabası gördün mü gözlerim? Gördüm canım. <laughs> Şey üstüne mi? çıkıp poz veren Rujan Çakır. E, fon foncu. Yurt, ya ayıp. Bir de En. NTV'den, NTV'den de 2 ay önce ayrılmış. Evet abi. Sen 2 ay önce sana niye para vermiyordur vermiyorlar? Fon bir şey vermiyorlar. değil mi bak. Bu da bir karakterdir bak. Bak hepsi dünyanın parasını alıyor değil mi bak. Ümit abi gariban ben biliyorum. Arabası yok, evi yok. Sen mi sürmedin? Ya bir fon şeyi e, <laughs> ka kampanya başlatalım. Hayır şimdi hayır Rujan Çakır'a verilen fon ama Ruşen Çakır da onu bak şimdi demin tenkit etti. O bireysel zenginleşme için kullanacak bir adam değil. O da galiba metroya bir. Yani ama ya fark etmez. Ümit, Çakır da Ümit abi Ümit... de şöyle bir karakter. Üç, üç kuruşu Ümit abiye maaş kattır da. <laughs> Çakır'da şahsi intikamcılık diye hastalık vardır. Ya Ahmet Altan dışarı çıktı. Ahmet Altan tahliye edildiği gün Ahmet Altan aleyhine Ulan sen nasıl muhalif Bir de solcu bu. Hani Atatürkçü de değil. Atatürkçüleri de hani anlıyoruz. Ahmet Altan'a nefret. Ki Ahmet Altan çıktığında ya sen mesela yeniden hapse girsin demedin? Medyas skorçlar Hapse girmesine de karşı çıktın. Bir, bir tam... Asla demedim. Ona da karşı çıktım ama başka bir şey söyleyeyim. Solcu o. Ruşen Çakır'ın Amerikancı'dır. şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Mesela ben Mehmet Baransu'nun e, asla çıkmaması gerektiğini söyleyen söyledim. ilk kişiyimdir. Öyle değil. Asla. Söyledim. Orada çok, çok günahı vardır. Evet. Ama Nazlılı cahmet Altan'a altına dedin evet. ki bunlar örgüt üyesi değildir. falan. Sonunda e, Nazlı adamı yeniden Ya o bir rezalet ya. Biz buradayken aldılar. Hala <laughs> içeride ya. Birkaç yani hafta o, kalıp o çıkacak. Bir Ama abi, abi öyle bir saçmalık olur mu 80 yaşında kadın ya? Yani bu da bir tuhaf. Ya, ya. Çok tuhaf gerçekten. Çok tuhaf. Evet. Yani sonuç olarak orada NTV'de yeni ayrılmış arabayı mahvetmişler. O da gülerek yani bu bir karakter ya. Deriz karakter bunlar. Ya, ya karakter. karakter yani, yani menfi Ya, ya kardeşim böyle şey olur mu? Yani bak ne olursa olsun şimdi Ümit abi de, beyaz TV'de zaten çalışmıştır. Çok da sonra kavga etmiştir gökçeklerle. Ama yani beyaz TV arabasını yıkmışlar, dövmüşler. Ya. Oo, Hayır. yani bu, bu nedir bir şey yani? Ümit abi'nin öyle bir karakteri yok. Öyle bir şey olabilir. Ben buradaki tartışmalarda da hissediyorum onu. Ha, zaten şeyinden de biliyorum yani yaşantısından da anlatıyor kulislerde konuşuyoruz. E, ya, ama bireysel onun, zenginleşme öyle şey. Ama birey, ne nedir? Ya. ya, ben bir şey diyeyim. Ruşen Çakır ne diye kızmalı biliyor musun Avrupalılar? Ulan sen bizim fonlarımızı aldın mahvettin. Hiçbir şey yaramıyor. Ayrı Neyse, o kesin onu da becerdi. <laughs> yani, Avrupalı vergi mükelleflerinin parası boşu boşuna harcadı. Bana <laughs> da, bizzat zaten hiçbir etkisi yok. Maçta Galatasaray tribününün o şeyidir Aynı e, yerde peki, abone o, edin. O, pro, pro, profesör kılıklı e, şu Avrupa şeyini kuran. Kimdi o? E, yayla. Aa, o şey ya, liberalci liberal toplu o. Ama onunla fonla monla ilişkisi yok. Canım. Ne ilişkisi yok ya? Sen ne kadar paralar aldı biliyor musun adamı? Çok eskiden olsun, o söylüyor ama Atilla Yer'de Eskiden olunca şey, bu, ama makul oluyordu. bireysel zenginleşme. Bırak şey Allah'ını seversen. Tabii yani. Bak ben, o ruh çarçakları için. Be. Da ben, da ben, hay çok hay yazdım üstünde biliyorum. Gel sivilleri falan diyorsunuz. Evet. Evet. Onları rahatsız daha iyi. Ya abi ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu fon işi tabii şeffaf olması lazım. Abi, yurt zor, zor bir şey yani. Yurt dışından para alınması kabul edilebilir bir şey değil yani. Al, para aldığın zaman tamam mı? Şeffaf. Bağlısın. Her gün her gün. Bağlısın. Ondan Tabii, sonra canım, tamam. tamam. Ya şeyin yazışmaları var. Evet. Ee, bizim hani Karen işte, Kerem şey, diyen Kerem Fogg'un Kerem Fogg'un önce bir şey yaşadık. Niye çok eski abi? Yine orada da doğup verecek Kerem Fogun e-mail'le Fethullahçılar şey, evet. yöntemi E-mail'lerle girdiler Nasıl, kadının, daha... kadının. Kadının orada özel şeyleri var falan. Neyse ben şimdi isimlerden Hadi bahsediyorum. Mesela bir tane çok böyle e, eski solculardan filan birisi. Diyor ki e, bir Şaylan tane dergileri var. Alpay'ı söylüyor. <laughs> Söyle adını. Ee, orada birilerine işte şeyler verilmiş. Onun adı yokmuş. Niye yok diye soruyor. Kadın diyor ki olur mu diyor ben zaten sana dönecektim. Tabi. Neyse <laughs> bir dakika. Ondan sonra işte e, şekerim diyor ben sana zaten dönecektim. Aa, senin de diyor yazın diyor gönder diyor ben diyor hemen diyor çekini göndereyim diyor. Tamam, bu Ama evet. Çok açık. Hepsi var. Hiç kimse hayır bu abi öyle olmadı diye E-postalları, e E-postalları. Fet... E Ümit abi bahsettiğiniz o? isim Fethullah'ın maaşlı adamlığını yapmış, uşaklığını yapmış. 17-25'ten sonra 15 Temmuz'a giden Hı. süreç içerisinde e, bangır bangır Fethullah Gülen'i savunmuş insandır. Şeyin de yeğeniymiş biliyor musun Solcu. Hı. Ümit Boyner'in yeğeniymiş Şahin Alp'a ben sonra öğrendim. Yani Şahin Alp'a Ümit Boyner'in dayısı. Allah Allah. Evet, evet, evet. Enteresan ya. Neyse. Şimdi Bak neyse. iş adamları nasıl acı kuduruma düştükleri gösteren önemli örneklerden biri. <laughs> neyse şimdi ee, biz esas bunlar iki konu. Bu programda, programda yarısını, yarısını iyi pro tamam, değil. Ama bak Şeyh Said, Şeyh Sait olayında şunu görmemiz lazım. Türkiye'de Kürtler için hepsi için AK Partilisi, HDP'lisi, Hüdaparlısı, Ali'si, belisi Deli'si. Ben onların görüşlerini söyleyeceğim. Benim berberin berberim neydi bizim abimiz? Özcan. Özcan. Biz espri yapıyoruz. Kürdistan Berberler Federasyonu <gülüyor> Başkanı diye. <laughs> Abi, Özcan'ı selamlıyorum Çünkü... Bak, bak ama burada Bu arada iki minik izleyicimize selam var. Seni de çok seviyorlar. Lapseki'den. Oo, e, Levent Ayaz'la ada kızımız 6 yaşında ve 9 Aa, yaşında. Çok güzel. Bizi <laughs> izliyorlar e, ve çok zehir gibi maşallah zeki çocuklar. Lider haberde buçukta diyor. Rasim abi, Ümit abi, Mustafa abi diyor başlıyorlar diyor Aa, buradan. <laughs> Biz de Levent Ayaz 9 yaşında, <laughs> Ada 6 yaşında onları selamlıyor yani, Ümit, Ümit abi. Basli, abi. Hasan Bahsi Hasan bir şey göndermiş. Ne diyor? Sen abi? anlarsın bunu ben anlayamıyorum evet. tabii. Ee, Ümit abi sen egemen unsur değilsin şu an diyor bana. Ee, ama Rock her dönem egemen unsurdur diyor sen. Önde yerdi. Söyle ona diyor geçen hafta Londra'da olanlar egemendir. Şimdi geçen Londra'da hafta Londra'da olanlar kim ya? Kim acaba? Londra'da olanlar egemen kim acaba bilmiyorum <laughs> ki. Neyi kastetti Hasan Basar'la onu. E sen de Londra'daydın belki o. Ben geçen hafta Londra'da değildim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani. Ay daha öncesinde var var. Şimdi şöyle şöyle yalnız <laughs> egemen unsur derken sen muhalifsin ama. <laughs> burada mesela Hasan Basri de aynı şekilde kardeşim çok da iyi bir gazeteci. Abi burada Sünni Türk olanlar Türkiye'de kabul etmeleri gerekir ki biraz imtiyazlı yurttaştır. Bu en baştan beri böyledir. Bunu kendimizi kandırmayalım. Ha burada bir dönem layık Sünni En baştan beri değil aslında da. Yani çünkü şu da var ama yani ee, yani sonradan Alevi yurttaşlarımız Atatürk'e çok sahip çıkmıştır. Biraz da onlar o Sünni egemenliğinden koruduğunu düşündükleri için. ama Çünkü Yavuz'dan bu yana, 1500'lerin ee, başından beri ilk ki defa Atatürk onları... döneminde, CHP döneminde Alevilere hmm. dair bir vesika bile yok. Çünkü o Alevilerin hemen hemen tamamı dağ köylerinde yaşayan insanlar... Yani Atatürk'ümüz Alevilerleki Alevilerle ilgili tek kelimesi yok. Atatürk sevmediği için değil. Öyle evet. bir gündem yok. O sıra daha kentleşme yaşanmamış, kentlere gelmemiş. Ya e, e, şey evet. Alevi dedesi değil midir? Ciddi Doğan 50 yıllar Hayır, abi. O Demokrat Parti'den milletvekili oldu. Aa, Hayır o demiyorum ya. Kurtuluş Savaşı sırasında Diyapa Diyapa. Ya tabii Atatürk'ün milletvekildir. Yani Beraber diyapa, tabi, tabi, Alevi değil tabi, midir? O, Alevi değil midir? De, 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 Alevi değil Alevi kelimesi o zaman yok. Ya? Ha. Kızılbaş deniyor. E, Bilmem şu, şey, Bektaşi. Şöyle oluyor. Ben bununla ilgili bir e, Alevi kelimesi de bir arkadaş anlatsın. O da oralı e, mesela sen şey tanırsın. Bizim Adnan Türkan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı. Hı, biliyorum. Onun Hı. köyünün köyün ismi o Malatya Argumanlıdır Alevi köyüdür. E, köyün ismi Kızık Köyün ismi. Benim köyüm, köyümün ismi de Kızı'dır. Ha, Serdar Hı. Kızık var bizim. O da, e, mı Kızık kolundandır. yani Oğuzların, Bozokların, Yıldızhan'ın Kızık boyu. Kızık sülalesi. Anladım. Şimdi bu Kızıklar benim köyüm Sünni bir köy. Adnan kardeşimizin köyü Alevi köyü. O argo ve, ve Türkiye'de 120 tane Kızık kolu vardır. Çok enteresandır. Sünniler Alevi köyleri için. Türk Alevi köyleri için. Zaten Alevi geçenlerde siz söylediniz. E, Umumiyetle de ya da tamamına yakın Türk mezhebidir. Aleviler Türkmendir, Türktür. Evet. Yalnız bir tek Dersim Alevilerinden orada değişim de vardır biliyorsunuz e, dönme vardır. Yani tamam, daha biliyorum. önce gelmeyi hatırlamıştık. Bir, bir de Kürtleşmiş Kürtleşmiş Türkler. diyorsun Evet, Kürtleşmiş tabii. Özde Türk. Zaza da denilir. Ha. Zazalar kabul etmezler biliyorsun. Ee, Kürt olun tabii. Oldu. tabii onlar Değer farklı. Kırmançilerden çok farklı Fark olduklarını oldukları söylerler. Hatta evet. fıkraları da vardır orada. çok Var biliyorum. <laughs> Şimdi e, Sünni köyler, Alevi köyler için ikisi de Türk olduğu halde Kürt derler. Yani hmm. Sünni köy, Alevi köyü Türk. Adnan bana dedi ki sağ olsun buradan da diyorsa kullanalım. Selam olsun. Abi dedi biz dedi Sünni köylere Kürtleriz dedi. Hani acemi olmak gibi veya Fransız ee, kaldım ee, der gibi. Ee, hı, hı. Yani kendinden olmayana hani mezhebi farklı olarak Kürtlenir. Şimdi Hayır. şeyde de Diyarbakır'da normalde Alevi'dir. Muhtemelen Türkmen de olur. Büyük ihtimalle Türkmen büyük olur. O, o dönem şey. ama şey de yok. Ama Kürt olarak Tunceli Kür, veya Dersim Kürt'ü olarak. O zaman şey Tunceli laf yok da. Tunceli yok. Abi, Dersim var. Veya bir, kı, 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 yakın yani, bir zaman kalan var. Bir daha bak. Şimdi egemen ben olsun derken Ay, yani, bir şey söyleyeceğim. Sen aslında tabii ki haklısın. Ta aslında Selçuklulara kadar giden bir hikaye. Gelenek bu. Şiiler çok baskınken tabii. daha sonra bu neydi? Nizamülmülk Mülk, ha. yanına bu İmam Gazali'yi de alarak ha. tamam mı? İnanılmaz inanılmaz bir sünnileştirme politikasına gider ve giderek güçlenir. Hem Sünnilik hem Selçuklu güçlenir. Evet. Bunun üzerine Oğuzlar evet. yani Oğuz boyları ayaklanır. Evet evet evet. Selçukluya karşı. Evet. Yani aynı bu neye benziyor biliyor musun? Osmanlı'da Türklerin e, dışarıda bırakılması gibi Oğuz boyları da şeyde dışarıda bırakılıyor. Sünniler güçlendikçe Tabii. onlar geride kalıyor. devlet geleneği sünni gidiyor ve Sünni devam ediyor. Devam ediyor. Ve o ne şey ya de Şimdi örnek vereyim sana. Hı. Alevi köylerine cami yaptırma olayı bir cumhuriyetinde bir geleneği. Ya ben Tunceli'de askerken ha. bir Kendin emekli, emekli tüm generaldi. Evet. Kenan Güven. Heh. Öyle mi? Ondan sonra e, hatta beni o, Tunceli varisi mi? Ha? Tanıyorum ben hatırlıyorum. Kenan Bey'in Tunceli varisi. Ya, evet, rahmetli değil mi? rahmetli Tunceli. babam ona çok dernek başkanıydı. Köy dernek başkanıydı. Ona çok ziyarete gittiler. O işte mesela e, camiler yaptırdı. Evet. Kimse de gitmiyordu. İnadına gitmiyor. Abi, abi. Evet. işte onu yani, yani yine dürüstlüğün için teşekkür ediyorum. Burada dört bir şey var. Bak ben size ilginç bir şey daha söyleyeyim. 28 Şubat değil mi? Evet. Teoman Kovan Paşa maşallah layık. Aşörtüsü hayır, ürticaya, tarikatlara, cemaatlere mücadele diyordu. Ama Türkler için diyordu onu. Hı. Konu Kürtler oldu mu? İzmirli tutuyordu. Tutmuyor muydu? İzmirli bunlar kardeşimizdir. O zamanki, şimdiki Hüdapalı kastetmiyorum. Yani bizim devlette, geleneğine baktığında bir, e, Alevilerin sünnileştirilmesi projesi hep olmuştu. Yani Bunu inkar edersin. Ama, ama başarılı da olamadı. Olamaz çok. ama, bu her zaman potansiyel bir tehdit. Yani Sahte de, dernekler kurdurdular. Yırtışını da kurdurdular. Tabii. Bir cemi bir cami abi, abi, yan yana falan diye. gelmeden Olurdu. layık güçler, ordu, mit Kendi Kendi bunları yaptı. Kenan ya. Evren yaptı. Cemal abi, Gürsel'in var. Fıkıhı aykırı yani. Gerek Hayır. yok öyle bir şey. Yani he. Herkes bunu, istediği burada gibi. Burada mesela İslamcıları suçlayamayız. İslamcıların suçlayamayız. bir şey hiç Çünkü şey Tırda ki içinde devlet el kemal istedemiyorum senin hoşuna gitmesi diye. O dönemki devletin Atatürk'te de, ne dersen de bir pol neydi? Alevileri Sünnileştirmek. Sünnileri sekülerleştirmek, o da var. Evet. Yani Sünnileri sekülerleşmesi, çağdaşlaşması falan. Abi hani eğer ha, sen Kürtleri de Türkleştirmek. Yani bu üçlü bir ayak olarak Hepsi her. yanlış. Hepsi bir değil. Yani bir... hepsi de hepsi de bak düzeltiyorsun. Bir Batı projesi. Bütün dengeyi, bütün eee o geç bir şeyin ben ya. Tabii bu yanlış ya. ve bak ben geçenlerde tenkit ettim o da benle ilgili. Neyse önemli değil. Affettim onu ama Ahmet Yavuz bir röportaj vermiş. Kürtlere yapılanların hepsi yanlıştı. Ben düşünüyorum bir asker olarak Kürtçe yasaklamak falan rezaletti diyor. Helal olsun dedim ya. Yani Günaydın ten... deseydin yani. Günaydın <laughs> da yani. <laughs> günaydın yani. günaydın ya da diyebilir. Ya, ya kabul etse bile o bile yeterdi. Hala bugün ki savunanlar var. Ya yok ya ya efendim şu Yani şu anda Kürtçenin yasak olmasını savunabilecek ya ben bir alan göremiyorum. Dün yani düz bir masadaydım. Kimlerin olduğu önemli evet. değil. Ee, çok kısa bir süre için. O, orada işte bu Kürt Alevi meselesi, meselesi. Evet. onlar konuşuluyordu. Ben kalamadım fazla rahatsız olduğum için. Ee, orada şunu söyledi çok benim de değer verdiğim bir e, insan. Dedi ki İranidir dedi. Doğru ırk olarak öyle. Irk olarak İranidir tabii. dedi. Şu anda dedi de şeyin yarısı dedi. E, İran'ın yarısı dedi. Aslında dedi Azeri ve bunların içinde Türk. çok sayıda Türk de var. Tabii, tabii. İran'ın yarısı tabii. Türktür. Tabii. Yani e, böyle baktığın zaman aslında birbirine karışmış bir türlü e, neyin ne olduğunu bir de tabii sadece biz değil Ortadoğu toplumları da böyle e, maalesef keşke olmasalar biz keşke olmasak. Biz söze dayalı bir toplum olduğumuz evet, için evet, daha evet. büyük ağırlıklı olarak çok çabuk unutuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o zaman, Osmanlı yazardı Ümit abi. Aslında abi devlet yazardı, yazardı da Osmanlı. Bak, kimse Hasan Basri ki. ile bir katkıda bulunuyor. Bizim Neslihan Uğur'a atmış Hasan Basri. Hı. Abi Cüneyt Özdemir'in itirafı var. Sivas olaylarında askerin çekilme görüntülerini yayınlamadıkları. Doğru. Askerin Sivas olaylarına müdahale etmeden çekildiklerini yayınlayamadık diye bir da söyledi. Cüneyt Özdemir de söyledi. Karamoğluoğlu yıllar sonra görüntüsü bir anda ortaya çıktı. İnsanları sakinleştirmeye çalıştı. İttifak olunca bunlar çıktı. Bak o da o. doğru. Yani Karamoğluoğlu lehine göre. Ya bize bu var. Ama bakın üç farklı ekolden insanız. Ama en azından şunu uzlaşıyoruz. Kardeşim. Alevileri zorla sünnileştirmek saçmalıktı. Yanlıştır. Battı. Kürtleri Türkleştirmek, türkleştirmek yanlıştır. yanlıştır. Sünnileri dindarları dindarlaştırmak laik. yanlıştır. Ama laikleri de dindarlaştırmak Tabii çalışmak yanlış. da yanlış oldu. Tabii ya, ki dinde zorlama yoktur. Kimseyi zorla ya, dindar yapamazsın dilimler. ya. Mesela o, şu an e, o bir, bir örgütler, de o kaygı var değil dinden mi? Dinden çıkan öldürülebilir diye fetva veriyor hali. O şer, bak o bir fıkhın bir kaydesi. Türkiye şer'i bir devlet değil ki. Türkiye laik bir devlet. Yani dinden çıkmış <laughs> bir insan öldürülebilir. Bir de şunu söyleyeyim. O Kur'an'ı Kur'an'da yoktur. Tartışılan bir konudur o. Kur'an'da Bak yok dinde olmadığını biliyorum ben. E, Tabii, e, dinde yoktur demiyorum bakın. Yani sünnette yoktur, yoktur diyemezsin demiyorum. çünkü var kendi sözü zaten. E, yani din Müslüman olduğu Ama literatürde olan her şey hayata geçmemiştir İslam'da. Tabii geçmemiştir. Mesela, rejim mesela. rejim mesela. Yani bir elin parmaklarını yani. bulmaz. Hani bu taşlanarak öldürme olur. Yani şey de yapmamak yani. lazım. Osmanlı'da da bir mesela, da birkaç yok ya, hani rejim dışında, var var. Onun mü mümkün değil. Ama bir tane var, iki Bak, tane, tane var, var. Yani. yani. Bir parmakları Yani İslam'da, mesela ben şeyde, şey yeni şafakta İsmail miydi, kılıç Aslan, şeye kızmıştı Cübbeli'ye. Satranç, şey dedi, Haram. <laughs> dedi ki İslam'da arkeoloji yapıyorsun, böyle bir tartışma yok İslam. Hakikaten yani. Çok kitaplara bakarsan e satranç diye haram diyen bir tane alim bulursun. İyi de böyle bir gelenek konuşmamış. E, yani gelenek yok ortada. Bak satrança diyemezsin çünkü. Bak ben hayatım satranç oynamadım. İyi Satranç haram daha. diyor gibi. O durum böyle şey ya. Yanlış. Orada mı, da var orada da orada da satranç çok. Tavla biliyorum. var ama. Tavla tavla mı olabilir. Ha, ha bak şimdi tavlayı parasına oynarsan bir de zar hani kumarı hatırlattığı için falan ona diyenler olabilir. O hayır. Parasına yani kumarına Başka bir şeyde yani satranç da oynayabilirsin. Cep telefonunda hangi evet, ve hesap makinesinde kullanır. Yani kumar haramdır. Satranç niye haram olsun ya? Satranç benim bildiğim zeka açan, benim çok arkadaşlarım bilir. Hatta imrelerim ben ya. onlara. Ben bilmiyorum, Öğrenmedim Bildiğim için. halde dün bir dehşete kapıldım onu söyleyeyim size yeri gelmişken. Ee, ben şeyi seyredemedim. Ee, söyle adını. E, ne derler adına? Fener Hadi Darbi canlı canlı seyredemedim. İyi izletmemişsin. Iyi, iyi, i̇yi ki de sonra sonra öyle dedim. 100 dakika 96 dakika fıtık olduk. Aynen, aynen. Zaten 40, 43 dakika sürmüş bütün şeyin sahada oynanan ha. Doğru haflar. hep yerlerde <laughs> hep yerlerde. <laughs> Top ikise Ha, Ondan sonra bir bakayım özeti var mı diye girdim bakıyorum. Ay sen. E, nefesim kesildi. Ne kadar çok bahis sitesi. Tabii canım hep ya. Ele evet. de geçirmişler o şeyleri. Mesela özet var mı burada diyorsun. Bakıyor, basıyorsun abi tartının e, yanına tabi, tabi. E, Reklam, şey bir slotta makineleri bilmem neler vesaire ve sen de karşısın değil mi tabii bunlar yani barışa karşı, karşı, karşı olmak, olmak için dindar olmaya gerek yok yani vicdan sahibi toplumun sağlığı abi, abi abi şimdi bunlara bak yalnız çok güzel bir soru gelmiş bir izleyicimizden ikinize sormak istiyorum bak çok ilginç abi hem ümit hem şeye soruyorum diyor Paraz ya çünkü senin daha resmi devlet cevap vereceksindir sabit. Estağfurullah ya. <laughs> şu an muhafazakar Sünni Türkler mi daha egemen unsurdur? Seküler Sünni Türkler mi? Bak. Bir dakika Bu, bir dakika. Bir daha sonra... yani muhafazakar Sünni Türk vatandaşı. Ha, tamam. Hmm. Diyelim ki benim gibi. En egemen senin unsur gibi de, hangi şu an de? o mu? Hani hmm. en kendini devlet nezdinde hmm. avantajlı diyelim. Hı. Hmm. Yoksa eskiden layık Sünni Türkler en tamam, avantajlıydı. Abi, yani. evet. Ejici bir üstünlük. Ya ejici bir üstünlük vardı. Hmm. Şimdi eşitlendi mi? Ha. Muhafazakar Sünni daha ona, e, çok önemli bak. E, yani şimdi bana sorsan ben bugünkü rejimi İçimize muhafazakar sünni, sünni Türkle laik Sünni Türk unsurun ittifakı dile, ittifakı olarak bak, görürüm. İttifak, Diğerleri dışlanmaya i̇ttifak bence devam var. ediyorum bence diyor. İttifak var. Menfaat olan olan her yerde ittifak olur. Evet. Ama başka bir şey var. Sen ne diyorsun bu soruya? söyle onu anlatıyorum. Ee, devleti devleti parsellenmiş olarak düşünün. Evet. Tamam. Buradaki ağırlık muhafazakar eee yani şu anda ağırlık oraya sünni, sünni, oraya Tabii tabii. E, bayağı bu tarafa da oraya. Alevi geliyor. Kürt tahtravalli gibi düşün. Alevi ama, Kürt zaten devlette pek yok. Onları yoktu. zaten hiç unut onları unut. muhafazakar Kürt ama var. yani laik e, yaşam tarzına sahip Ha, la, laik yaşam tarzına sahip. Ee, i̇kimiz yani de sen şimdi sen Kemal'i isim ben liberalim. Evet, ha, tamam. ikimiz de laik sünni Türk. Yani Amerika'daki meşhur White Anglo-Saxon protestan gibi. ile gibi, aynen. ama mesela Hasan Basri ile Mustafa Albayrak farklı görüşte Hı. ama ikisi de muhafazakar sünni Tamam. Bir de, de ikimiz muhafazakar sünni milli görüş ama muhalif. Tabii. Şimdi burada tabii. bir şey var. Tabii. Devlet o, yazarı. O, saadette şey kalmışlardan ben AK Parti'de kalmışlardan ha. gibi. Burada devleti ele geçirmiş olmanın tamam mı? yani devlette daha Koalisyon yoğun. Koalisyon gibi. Koalisyon ama koalisyondaki küçük taraf. Ama mesela asker hala layık Mesela Yaşar ee, Paşa, Hulusi Akar e, Paşa, Metin Gürak. Hala layık. Bilmiyorum. Güler. Yani onları bilemem. Ha şey şimdiki şu anda şu anda görevde dört olanları dört. diyorsun. Ya yani şu bak. an hala benim evimin dibinde. Sarıyer orada evinde. Ben bakıyorum orada Bizlerden görülüyor. Masalar rakılar, biralar. Devletin evet. yeri. Artık yayıklığın <laughs> ne olduğunu buralardan ölçüyorsun. <laughs> Hayır ama abi. sen bu bak seni destekliyor. Ya Rasim'ciğim bu arada yasak. Şey Said şey. dedim ben bir şey fikrimi söyleyemiyorum. <laughs> sen <gülüyor> ne diyorsun bir muhafazakar sünni Türk olarak? Şimdi e, o, gebellik size gelen, gelen, şey mi? Yok estağfurullah öyle bir şey yok. Ee, estağfurullah yan cebime koydum e, şimdi şu normalde ben tabii ki kendi dünya görüşümün iktidar olmasını isterim. Ama biraz biraz kimlik kimlik parametresine geldik biraz burada. Hani siyasi görüşten ziyade değil mi? kimlik paradigması gibi. Tamam şimdi şu var Türkiye'de e, dindarlar Müslümanlar şu anda kimse ezemez. Doğru. Eskiden eziliyordu. Eziliyordu nasıl eziliyordu hem de. Yani? Üzerinden tanklardan geçiyorlardı. Ya bir de manevi ezilme de vardı. Manevi de ezilme. Mesela yemez Şimdi işte bakın Anadolu'nun hani şu AK Parti'nin oy aldığı renkleri sarı olarak şey evet, çiziyorlar evet, ya. Evet. O sarı oyların alındığı yerlerde bir köylü, bir kasabalı bir, veya bir şehirde, Yozgat'ın merkezi bir insan bir devlet dairesine gittiği zaman, bir vergi dairesine veya Eskiden... O, o, zaman kasketini koltuğun altına alır ve bir belediyeye girdiği zaman Üniversen korka korka, buna katılıyor musun? korka, korka, girdi. korka girerdi. Yani Anadolu insanı devlet Dindarlar eziliyordu zaman... diyor eski rejimde. Tabii eski rejim. Yani e, Erdoğan öncesi Erdoğan diye. önce. Erdoğan öncesi. Özal zamanında bu biraz kırıldı. Hatta 2010 öncesi. E, ama yok Özal zamanında da biraz bir kendine güven geldi. Erbakan'dan sonra da bir güven geldi. Menderes'ten sonra da bir güven geldi. Ama nasıl şöyle. Şimdi Menderes'ten sonra diyelim ki, diyelim ki sıfırdı 50'den önce. 13 Mayıs 1950'de sıfırdı. Evet. 14 Mayıs'tan itibaren hemen ezanın Arapçaya çevrilmesine bir dedim ki 10 oldu. 60'ta geldi bir tokat vurdu ama tekrar bir şey oldu Demirel'le birlikte. Şöyle diyeyim rahmetli üstadın Kadir Mustafa'nın tabirine söyleyeyim. Menderes hiç hayatında bir vakit bile namaz, yani namaz kılmamıştı. Kılmadın. Sıfır. Bana diyorlar ki arkadaşlar. Son derece şık. Çok. Tabii canım Bir, tam bir cumhuriyet. Ama bence efendisi. ben halkın Adnan Menderes'i Demirel'den daha çok seni düşünüyorum. Olabilir. Sünni Bana halk. diyor diyorlar ki sen Menderes'i nesini savunuyorsun? Ben hakikaten 27 Mayıs denildiği zaman kendini kaybedecek derecede 27 Mayıs darbecilerine çok ağır eleştiriler. Ya Dindar Hatta bence Hakan... Menderes'in Dindar'ına bakmıyor. Menderes'in onların özgürlüğü bir ha, ki... ha, Demek ki burada bazen din... E, yeteri kadar şey olmuyor Ayrıca Demirel de Demirel'de pek dindar bir Şimdi insan onu değildi yani. Bakın, Menderes hiç mi? namaz kılmayan bir insandı e, Demirel, Demirel Mercedes'i Koca Tepe Camisi'nin önüne çekip Cuma namazı kılan bir insanda çıkarken de e ben, kadar, de, ben de daha kadar dürüst, ben de daha dürüst Kemalistler de onu, ben de kıymetini bilemez kalbini bence. bilemeyiz şimdi ben kimsenin niyetini o, o yargılayamam bir şey Ümit abi bir şey diyeceğim bak ya, ben de bir çok ya. güzel anlatıyor siz Kemalist aydınlar Menderes'e yok efendim irticayı hortlattı falan biraz abartmadınız. Ee, şöyle ya bugün bahsediyor. o, o zamanın bir şey, abi, o... sıcaklığı içinde bazı şeyler fazla abartılmış olabilir ama evet e, irticanın bu e, iktidarın kanatlarının altına girmesi meselesi bayağı e, şey döneminde. Ama olur. sen bugün bir bana mesela keşke Demirel Türk siyasetinde olsaydı demişindir. Hani yani yani e, şimdi tabii Demirel'in dönemleri Burçun, var. Uçuk tan tan tan. Evet, de, Demirel'i Demirel 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 son döneminde hatırladığın zaman 28 gerçekten Şubat, e, bak. 28, 28 Şubat. Yani bir şey diyeceğim. Ben Senfoni orkestrası. ben şey. bir şey. Menderes siyasete geri dönsün. Menderes Erdoğan. Bu işte de çağdaş de. Türkiye dedi. Aynen kolay. Tabii, tabii tabii. Ne şey. dedi anlamadım. 20. 20. E, e, Arkadaşı e, şeyi bakmaktan seni duyuyor mu? Operada, o, operaya gitti ve işte çağdaş Türkiye dedi. Ne var? Abi, kötü bir e, şey mi söylemiş? Şey dedim ama Demirel 80'den önceki Demirel bu değildi. 80'den önceki Demirel ne diyor? Önceki Demiral bana sağcılar, bana sağcılar, bana sağcılar suç işlettirdi iş dedirtemez. O da yanlıştı ama. O da yanlış. Mustafa Üstün daha da kaldı. Tabii sa işliyor, dedirtemezsiniz. suç işliyor dedirtemezsiniz. Evet. Maraş, Maraş'ta, Maraş'ta da suçlamamıştır. Maraş'ta da sağcıları suçlamamıştır. Şimdi 80 öncesi Demiral'le evet. 80 sonrası Demirel bir değildir. Hangisi doğru yalnız ayrı bir konu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Menderes sıfır namaz. Demirel haftada bir namaz. Turgut Özal beş vakit namaz. Hayber Nereden var. Nereden biliyorsun? Ay, kendileri kılıyor. Kendileri Mısır'a oldu da şeydi. Ay, adam kılıyor nereden biliyorsun? her, her yerde kılıyor şimdi. Benim namaz özel kıldığım Özal ne nereden canım, biliyor? Evet. Ben kılarken görüyor oradan biliyor. Yani, Turgut Beş vakit namazı. Kıldı. Yani her ama gün özel beş Ama içerdi. Ama Ümit abi öyle Ama içerdi. Ama sen dedin. dedim ben de mi dedim? Ümit abi bak. Ama bir insanın namazı... Mesela sen benimle birlikteyken geçen sene bile... Gördüm. Ne diyordun? Evet. Mustafa'cığım vaktin geldi hadi namazını kıl diyordun. Mustafa Hatta abi Özal, Özal içerdi. Çok saygı duyuyorlar. Özal içki içerdi. Yok yok meyve suyu. İçerdi. Ben savunmak için söylemiyorum ama Özel içki içerdi. İçmezdi. Ya Özal bu muhabiriydi. Hayır değil. Tam Ümit abi de iyi bilir. Adam muhabiriydi. Peki. Hatta bak, bir kere bak, inadına, İtalyan bir muhabir vardı buna siyasal. Turgut Özal'ın 5 yıl. Sadece Turgut değil. Rahmetli kardeşlerim Bakın, Korkut ve Yusuf Demirel, da 5 yıl. Ben ne zaman? Korkut daha dindardı. Korkut, üçü de 5 vakit diplomasyonlar. Bakın Demirel'in evine ben ne zaman gittiysem eğer akşam vakti gittiysem. Black Label var şey var. Mesela. Black Label ve veya eğer hiç bulamadık ona da bulamamalı. Tamam o cuma namazı da kılardı. Şimdi evet. cuma namazını kıldığını bütün dünya demirelim biliyor. Şimdi bile videolarını bulabiliriz. Var canım cuma, var. Çünkü cuma Turguyla namazı Zaten... birlikte kıldığı namazdır. Tabii. Tabii. ki bilinir. Hayır bilinir. bir abi, sen, bir tarafta var. Sana biri sorsa deseler ki ya Mustafa Alberdi'den her hafta program yapıyorsun. Nasıl namaz falan kılıyor mu? Sen dersin ya birkaç defa gördüm falan. Abi, Demirel'de. Vakit namazı kıldığı. Tamam Demirel'de Nurcu bir tarafta var. Ya var. Sayın Demirel'de Rusya her şey var. Bağlıydı. Demirel'de her şey vardı. Ama... <laughs> Şimdi 3 <üç>, Turgut Özal o 5 vakit namaz kılan ve Çankaya Köşkü'ne e, hocaları çağıran. Ya ben orada sana bir itiraz 4 Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan, Erdoğan anlatmaya gerek yok. Ben sana bir ne itiraz kadar Biz oldu. burada bunu derken Bireylerin, biz bunu niye diyeyim? konuşuyoruz? Şunu hayır, Muhafaza gelsin, Türk'ten bahsederken sen olayı yani, bireylere indirdin. Hayır, bir soru soruldu orada, evet. denildi ki... unsur. Şimdi şimdi Türkiye'de hiç kimse diyebilir mi ki cesaretle, mesela bir öğretim görevlisi çıkıp, evet. ben üniversitede olsun yasak olmasına, Kemal Alemdaroğlu'nun söylediğini Değil çıkıp söyleyebilecek yani. bir delikanlı öğretim görevlisi tahrik etmek için söylemiyorum. Bunu söyleyebilir mi? Yok. Ama Atatürk'e hakaret edecek bir delikanlı da yok. O da dengelendi, dengelendi, hemen, i̇şte benim dediğim Şimdi, istifak, ittifak. İttifak siyasi. E, it, Rasim'in ittifak bu. İttifak olduğu için. Evet. Oldu. Atatürk, e, Atatürk'e de saygı gösteriliyor. Tabii. Ha ama şu var, layıklık eleştirilebiliyor şu anda. Ha İslamiyet de Ama şunu da kabul etmek lazım. Atatürk'e hakaretten içeri atılma sayısı 28 Şubat'ta falan çok üstünde. Yani o da var. E, rejim hatta hatırlıyor musunuz ben MHP'li Semih Yalçın dediğini söyledim. Bir de karşı çıktı. MHP tabii burada. Ben onu Flu TV'de söyledim. Özel bir güç elde etti. Niye? i̇ki tane kutsal var. Atatürk ve Müslümanlık. MHP ikisini de kutsal görüyor. Hatta Semih Yalçın dedi ki kutsal dini değerlere hakareti de Atatürk'e hakareti de 8 sene hapis verelim. Hatta sen karşı çıktın. Ya yeter bu, bu diye. Yani çünkü o dedi ki iki tarafı da. Ama bunu dediğin zaman sen bak. bir İslam eleştirisi yaptığında çekineceksin. Ulan beni al yani, alacaklar yani, kutsal dili değerler. Hakaret. Sen de Atatürk'e... Çünkü bazen işte biz... biz ya şimdi sen, ben de sen ki kravat ve saklansın. Ülkene. Benim böyle bir şey söyleme hakkım var mı? Ve herkes sakal bırakmak mecbur etti. Ama bir dakika hakaret sakal sakal de bazen bıraktım. hapse giriyor. Adam dedi ya Afet İnal'la ilgili bir şey dedi hapse girdi. Süleyman Yeşil. Bak o yanlıştı. Orada Süleyman Yeşil yoktu, yoktu haksızlık, Süleyman yoktu, ya. haksızlık Süleyman yoktu haksızlık yapıldı. Ve bu ya, tarihi vesikayı Latife Latif Hanım'ın mektubuna o da ayrı bir konu. Mesela yarın yapacağımız band programında o konularda konuşabiliriz. Başka Abi. da konuşabiliriz. Ben burada şey de söyleyeceğim. E, şunu söyleyeyim. Yani bir denge var. Türkiye olması gereken yerde. Yani şimdi Namık Kemal biz bu biliyorsunuz batıcılık, e, İslamcılık, e, Osmanlıcılık, e şu Türkçülük, bak, şeyde bunlar diyorlar üç halidir. Şu Suriye olayında şehitlerimiz de var değil mi? Yani baktığım zaman ben %90 ittifak görüyorum şu an Türkiye'de. Hani Suriye konusunda şu an tavşaklarımız 85-90 etraf var. Ya Suriye'ye operasyon yapmayalım diye yok şeyleri saymıyorum. Yani HDP olayını saymıyorum. Onlar da benim gördüğüm artık baya baya Türkiye'den koptular. Yani Kimler son ya? açıklamaları HDP'ye bakıyorum. Hı. Son açıklamalarında artık hani Türkiye'nin falan gibi bir hakaret var. hakaret etmeden Hı. herkes her şey söylüyor. Mesela İslami kesimden yetişmiş İslami mahallenin bir evladı, ilahiyatçı, profesör kalkıyor çıkıyor bir yazı yazıyor. Hem de günlük bir gazete yazı yazıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i ilahiyat profesörü tefsirci bunu söylüyor. Herkesin ben söyleyeyim ki herkes anlayacak. Kur'an-ı Kerim'de diyor Tevbe suresini diyor evet Allah indirmiştir diyor. Neydi, diyor ne diyor? Tevbe suresini. Ha, Tevbe. Tevbe Tö suresi. Tevbe tamam. suresi. Bu bu sureyi diyor Allah peygamberimize diyor indirmiştir. Cebrail vasıtasıyla vahiy gelmiştir. Fakat peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bunu Haşa diyorum ben bu söz bana ait. Bunu olduğu gibi alıp nakledip Kur'an'a veya işte Musaf'a yazmamıştır. Ciltlere, ceylan derilere neyse yazdırmamıştır. Biraz manasını hafif değiştirmiştir. Bu da ahlaki değildir dedi. Yani peygamberin söylediği. Tabi tabi yaptı. peygamberin yaptığı da diyor ahlaki değildir diyor. Allah'ın vahyettiğini diyor haşa sümme haşa. Biraz değiştirmiştir diyor. Bunu kim diyor? Bir tefsirci ilahiyat profesörü ne diyor. Nereden biliyormuş? Ya kendi görüşü işte tarihselci bu hoca. Şimdi bu kişi bu <laughs> fikrini, Allah, bak evet, bu kişi bak, peygamber ayet uydurdu ile Mustafa şey Öztürk. Mustafa. Bunu söyleyebiliyor. Bu kadar Türkiye özgür Ama bir ülke. Ama gittim diyor. Beni diye öldürecekler ya, diyor. Şey, kim öldürecek Ama ya? Bir dakika. Ay, bir dakika. Mustafa Öztürk. Tücane Cündeoğlu. Yani İslam'ın içinden gelerek. Tabii tabii. Müslüman İslam'ın tenkiden ikinci bir kelimesi var. Garanti altına. Allah Atatürk'ten razı olsun. Ne büyük adammış. Ya. Ne doğru işler Belki yapmış. bu insanlara Biz, bir şey diyen var mı? Bu Atatürk dedikleri. Bahset. Yok, yok, o bahset Hayır, yok, yok, yok yok dengeliyorlar oradan. Hayır yok yok yok. yok. engelliyorlar. Ha kim dakika ya? İslami mahalleden. Gibidir, bu insanlara fikran eleştirmenin Atatürk... dışında. Fikran eleştirmenin dışında. Mesela demin Ümit abi'nin Özgür Özel'i eleştirmesi gibi Korkusuz Gazetesi'nde eleşt yani fikri olarak bak adam diyor ki aslında seven nişan yanında bu yüzden ceza aldı. Deist olduğu için Allah vardır fakat peygamberler Aynen. yalancıdır. Sevan Nişayen'in bir sürü şeyi var. Hayır ama şunu mi? söylüyorum. Bir insan peygambere yalancıdır derse mukaddesata ama saygı kanunda ceza yer. Kabul et, bak. Ama derse ki ben deistim. Peygamberlere inanmıyorum Mustafa demek abi, öz Mustafa özgür, bak, serbest. Mustafa abi bak hep şu var. Abi. Peygamber edemiyor çünkü. Peygamberlere diyor. E, hep, Mustafa abi. Yalancı demek Mustafa ayrı abi bir şey. Şu var. E? İnanmıyorum bana demek ayrı göre... bir şey. Bir şey anlaması için. Işte. E, eğer bu ülkede Uygun var dersen kimse sana bir şey söyleyemez. Filanca hırsız desen? Filancaya bile gerek yok. Filanca da diyebilirsin tabii. ama Sen, yani hoş, bunda bunlar dersin mesela tabii. hırsız dersen hepsi birden sana şey açabilirler. Tabii. Çünkü direkt olarak tabii. kişileri şey almış demektir. Doğru. Bunun gibi o da. Tabii. Şimdi onu söyleyeceğim bak peygambere bile zımni olarak tırnak içinde haşa yalancı diyebiliyor bir tefsir profesörü. Ya Celal Şengör falan da o konuda. Hepsi diyor. Adip, adip, e adip, 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 adip en son e, maalesef ol. ki ben e, yıllarca onu zevkle izledik fakat sonradan giderek en sonunda da deist olduğunu söyleyerek vefat etti ma e, maalesef. Kim? E, yaşar Nur Hoca. Cenazesinde Yok ya, ya Yaşar Nur değiştir değil mi? en son dedi Sabah Tümer olan. Cuma saati programları. Özellikle tam Cuma saatinde. Yani Emin misin ya? Tabii. Değilsin dedi. Yani Müslüman, tabii, Müslüman değil miydi? Tabii tabii. Hayır ben o hayatının bir bölümünde böyle dedi. Yani bu birçok insanda var. Ben de vardır. duymadım. Ben de duymadım. Girin Hala bakın yani. Yaşar Nur Öztürk kendisinin deist olduğunu söyleyeyim. Ama şeyi mi? hatırlıyorum. Fethullah Gülen'i bir tek Tayyip Erdoğan bitirebilir o, diye, o meşhur, diye. Meşhur. Yaşar Nur <laughs> Şimdi şunu. Ve Levent Kırca'da. Bak tamam, değilsin demek serbest. Değil Levent Kırca'da. Tamam. Levent hatırlıyorsun değil mi? Ben seni aramıştım. Bana dedi ki Levent Kırca. İç yayın yaptık 10 Mart 2014'te. Hı. Bak dedi. Hiç sevmiyorum. Tayyip yani rafta bu Tayyip diyor Erdoğan demiyor ama dedi. Ayıp. Hakkında bir toka gelir doğru. Yani aslında o zaman herkes onu kabul ediyor Tüm da akıllı sonra döndü. Ister. O yüzden ittifak oldu zaten. Bu i̇ttifak öyle oldu abi. zaten. Şimdi ben Biz bunu şunun için ya, söylüyorum. O zaman Ümit abi sen de o zaman kripto Erdoğan'cıydın diye hani <laughs> şöyle, cemaatle savaş oldun. Ama bak şurada da şu var bak orada iyi gör onu. İslam'ın içinden eleştirenler yani İslam ilahiyatı ondan dediğin gibi ve sonradan da İslam'dan kopan evet. ne diyelim işte yani ateist teolog ya da deist teolog evet. olanların da aynı Türkiye'deki mevcut rejim ittifakı çerçevesinde öbür taraftan güç alarak mesela dikkat et, hepsi Mustafa Öztürk'te de, Dücane da Allah Atatürk'ten razı olsun, Atatürk ne büyük adammış, az bile yapmış biz tamam. bu Atatürk'ün... E... Onu yağcılık. Ama sen, yağcılık tabii, için söylüyor. Sen yani. Sen Mati Türkçoğlu'nun karısını söylemiyor. Ama oradan bir yani dikkat et. Öbür tarafta da kalkıp hani... Ya kimsenin bir şey dediği yok. Atatürk'e yağ çekmese de ona ya. kimse bir şey demez. İkisi ya dese ki bu milleti iki Mustafa'dan çok çek desin adamı mahvederler değil mi? O şöyle yani. Atatürk'e hakaretten ve peygamber e hakaret. Bak o ayrı bir şey. Ya. Bak peygamber e <laughs> hakaret yine yasak. Evet, tabii hakaret tabii. ayrı bir şey Ramazanciğim. Şimdi bunlar hakaret etmedi diyorsun. Ha hak, hakaret bak şimdi bu fikir tabii özgürlüğüdür. Diyebilir ki mesela Kur'an-ı Kerim bu konuda sınırsız bir özgürlük verir. Diyor ki bu Kur'an'ın indirdiğimiz bu kitabın bu ayetlerin katımızdan değil de Muhammed'in tabiri de söylüyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın uydurduğunu mu söylüyorlar diyor? Bu, bugün söylenmiş bir laf değil ki. İslam geleneğinde orada çok vardı. 1400 sene evvel söylüyor Bunu Muhammed uydurdu diyor. Mekkeli müşrikler, Ebu Cehiller, Ebu Süfyan, Ebu, Ebu, Ebu Cehiller falan, Ebu Lehebler. Bu diyor Muhammed'in diyor Haşim oğullarından, Kureş kabilesinden bizim Muhammed'in diyor bu diyor koyun çobanıdır diyor. Bu diyor kendi kendine diyor giz rüyalar görüyor diyor. Sevr mağarasına falan gidiyor diyor. Geliyor diyor burada diyor anlatıyor diyor bir hikayeler anlatıyor diyor. Evet, evet. O zaman diyor Allah meydan okuyor. Kur'an-ı Kerim meydan okur müşriklere, ateistlere. Muhammed de insan, siz de insansınız diyor. Evet. Benzer ayetler yazınız diyor. Kur'an-ı Kerim'in o özelliği, o mucizevi yönünü hiçbir kimse bir daha benzerini yazamamıştır. Evet, 1400 abi. senedir. Mucizevi yönü vardır. Mesela her kitapta bir tahrifat bulabilirsiniz. Her kitapta bir tenakuz bulabilirsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim mucizeler dolu bir kitaptır. Şimdi şu, kendisine atılan iftiraları bile, Peygamberimiz atılan evet. iftiraları bile bir özgürlük çerçevesi çerçevesinde vardır. hakaret etmeden, Peki, küfür elelerim. etmeden. Bugün Ümit diyor ki, Kardeşim diyor ben seküler yaşam tarzı olan Rahatlı bir insan yaşayabilir. olarak diyor, evet, yaşayabilir. üzerimde muhafazakar baskı hissediyorum. Et Doğru mu bizim? Gayet özgür seküler bir Seküler şey. yaşam tarzı sahibi insanlar muhafazakar baskı hissediyor diyorsun sen. E, hissediyorlar tabii. Sen buna bir muhafazakar Ben Türkiye'de olur. hatta şunu söyleyeyim bu konuda İslami kesimin e, Sayın Erdoğan iktidarlarına karşı ciddi bir eleştirisi var dünyada reşte diye. Tabii Türkiye hiçbir dönemde bu kadar sekülerleşmemiştir. O hatta, doğru, o kesin. O zaten yüzyıllardır. Hatta, hatta LGBT hiçbir zaman bu kadar yaygınlaşmamıştır. Deizm bu kadar yaygın yani İslami kesimde. Deiz dernek kurulmuştu. De, de, dernekler kuruldu. LGBT dernekleri ya Türkiye Ak daha bu dönem. Batılılaştı da, tabii da. ki batıllaştı. Evet. Maalesef. E böyle böyle bir şey tabii e, ki çok söylüyor. %95'i her yaşıyor. Ama şunu diyor asıl. Kur'an Mustafa Öztürk'e baktın. Mustafa Öztürk'ü mi okuyor? Yaşar Nur Öztürk. Biz yakında takip etti mi? Yaşar Hoca'yı? mi teşvik eden, terviç eden bir kitap değil. Yani deistsiz mi teşvik eden bir kitap değildir. Deizm değil diyor. Ama ona kapı aralayan bir kitaptır. Deizm'e kapı aralayan. Kendisine ben deist olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Hatta... Ee, bir de Uçan Kuş diye bir şey var. Orada söylemiş galiba. Ha, uçan Kuş kanalında. İşte sabah ha. sabah Tüber'in mi? Ama bu şey çok enteresan. Diyor ki, Deistler dinciliğin bütün kötülüklerine, rezilliklerine rağmen Allah'a inançlarını koruyan samimi mümin insanlardır. Evet, şimdi örneğin... Tarihin gireceğim. en namuslu ve ahlaklı, en üretken adamlarıdır. Atatürk de deisttir. <laughs> hem namuslu hem de Allah'a iman eden adam başka bir yere gidemez. Yani ya deist olur diyor. Hayır şey. Hmm. Adedü deist Deistler mi? dünyanın adedir en namuslu adedir insanlarıdır diye ona gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi adedir, şu gün deist oldu tartışın. Bak doğru bir şey değil. Hayır hayır onu onu söylemeyin üzerinden söylüyorum. Şimdi ee, e, tam demin, sekülerdi. Dem bir arkadaş yazmış diyor ki Rasim'in doluşuna gelmeyin iki Mustafa'ya da girmeyin diyor başınız derdi sokmayın diyordu? diyor. Ekim bir arkadaşım bizim sevgili evet. Ömer Çember iyi bir izleyicimiz. Öyle mi? Mi? Evet. O, o arkadaş, e o arkadaş Türkiye'de rejimin kodlarını kavramış, okumuş, e kavramış. Evet. Tebrik ediyorum seni. Ömer Çember Teşekkür ederim. Zaten ediyorum. bak, zaten onu diyorum. Şu an Türkiye'de o dediği doğru, tabii ki doğru. O İkisinden birine sığınarak ancak öbür tarafı. Ha, ikisi şey. de ya, ikisine de hakaret. Yani bu. Şu İslam var. ve Atatürk. Yani ya, Mustafa ya, dediği tabii. Mustafa hakaret Mustafa kimse? Rasime de hakaret etti. Muhammed Mustafa. Mustafa, Mustafa de de hakaret. Ümit abi kimsenin kimseye hakaret hakkı yok. Ha bunu hepimiz. Bunun dinle. Ben de dahil yapıyoruz. Alakalı de kolay. Bunun din, din, Dinle din, 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 imanla, imanla alakası yok. Ki. Yani. E, tabii ki sen norma bak. Bir dakika olur? ben tek soru soruyorum. Atatürk'ün tenkit edilmesinde sen kendini yeterince özgür hissediyor musun? Aynı şöyle bir düşün. Sana, ben de sana bir dakika, sorayım. E, İslamiyetin eleştirilmesi de kendini yeterince özgür hissediyor musun? Bak hakaret Ay, etmeden. Değil mi? Bugünkü Türkiye'de A kendini ağabey. özgür hissediyor musun? Bak ikisi de özgür. <laughs> bak, sorgun, hakaret sorgun. Etmeden, bak hakaret etmeden. Bak hakaret etmeden. o gün bir bir vatandaşımız e, hatta dönerciymiş herhalde ha. bu vidayette. Şimdi e, şöyle, ya yani, tarif ediyor Ümit abi tarifinden Gazi çıkıyor yani Eee e o da, da hapse atılması da. yanlıştı ya. Sonra adam korkudan aman Allah'ım ya yazık biliyor neler yaptı. Ya ya, 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 ya bizim insanımız da hapse Şimdi bak, o, ben çok üzüldüm o olaya ya. İnsanın bu kadar abi. Hayır adam hapse girdi. Ne Gördün mü? Aa e, e, bunun neyini üzülüyorsun? Ya yani, bu zavallılığına. Zavallılığına heh, yani o, Şimdi o, yoksa bak aslında bence cezasını çekiyor orada. Asıl ceza odur. Hangisi? Hangi Tabii, zavallı ceza o zavallı ortaya koymasıdır. Yani onu korkusundan korkusundan taviz vermesi. Tabi. Çıkıp dese ki sözlerin arkasındayız. İyi olsa, olsa benim mi? o zaman saygı duyuyorum. Şimdi bak eleştirmek ayrı bir eleştiriden dolayı kolay kolay atılmaz. Mesela ben desem ki şimdi hilafetin kaldırılması hataydı. Hı. Ama sen biraz Mustafa Albayrak'sın. Yani, Yok başka hani birisi bir de. Yani herkesin bir şeyi var. Veya şunu söyleyeyim. Türkiye layıklıkla değil, şeri bir cumhuriyet olmalıdır. Türkiye'nin ilk yıllarındaki gibi. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bir İslam Mustafa devletiydi. Mustafa Arman diyor ki Atatürk konusunda kendimi özgür hissetmiyorum. Hissedemediği konular var. Mesela Filistin cephesinde doğru veya yanlış... Mustafa Öztürk de diyor ki İslam konusunda kendimi özgür ziyaret Yalan söylüyor. Ya peygamberi yalancılıkla suçluyor. Haşa peygamberi dönerci, Filistin, meselesi Filistin meselesinde mesela çok sert eleştiriler var. Bunlardan mesela o dönerci de Hı. Filistin cephesinde ihanet eden kişi falan geldi layıklığı getirildi. Dönerci. Var. Orada. dönerci. Şöyle şimdi. <laughs> o dönerci de atıldı galiba dönerciden sonra. Çok Şu iyi dönerci. bir dönerciymiş yalnız. Hayır o dönerciyi döner firması attı. Ha o sahibi değil miymiş? Sahibi değilmiş herhalde. ben şey. hatırlıyorum. Biz Atatürk Şöyle şimdi getiren kişi demese bir şey olmayacak. Şimdi layıklığı Atatürk getirdi. 1937 Atatürk Cumhurbaşkanı iken. Mesela 37 yılında dersim olay olduğu zaman Atatürk bundan mesul değildir diyemeyeceğimiz gibi. Ben de mesela uyanıklık yapsam desem ki Ümit abi ya onu İsmet Paşa getirdi. Atatürk o sırada hastaydı. Hatay sorunuyla ilgileniyordu. Kendinde değildi. Layıklığı... Tam da 28, 1928'de Anayasadan devletin dediği sağlığı da çıkar. Uyanık sağcılar, öyle yapar. Yani tarihi ters yüz etmek istemeye kalksan da Şu e, edemezsin yani. Ben. Sen İslamcı muhafazakar bir Ümit abi Atatürk'ü Kemal Atatürk'e hakarette, İslam'a hakarette, dünyanın her yerinde. ama yapmış. Anında tutuklamak. Yani mesela diyelim adamın bir dedi ki oradaki dönerci. Ya dedi bu Atatürk şu bu. Yargıla. Zaten bunun cezası Adamın hapse girecek kadar Tutuksuz yargıla yani. yani. Tabii. o yani, müzevirlik oluyor. Rahatsız olur musun? Tutuksuz yargılanmalı. Ya şimdi da Sedef ya, Kabaş. Sedef Kabaş da tutuksuz yargılanmalı. Filistin cephesinde Osmanlı'yı satanlardır. Yedinci orduyu işte boşaltıp dörtle sekizi İngilizlere peşkeş çekenler mi Sedef Kabaş da tutuksuz yargılanmalı. Hemen tutuklu yargılandı. Sedef Kabaş'ı da tekme tokat gece üçte otelden aldılar. De. Bak şimdi şöyle. Cumhurbaşkanlığı makamını köşkünü ahır içindekini de öküz dersen Bak bunu hangi cumhurbaşkanı dersen Sandık bu hakarettir. Abi o bir fıkradır. O söyledi. Eee yani ama e, asla ve kata bu çok yanlış bir şey. Ha, bunlar uygulanmayabilir bak. Ha, uygulan. uygulanmayabilir. Gece 3'de kadını hani otelde uygulanmayabilir. Olgunluğa daha değil. gelmedik. Onu da kabul ediyorum. Hem evet. Din, din, bir din de de sosyal için. Sosyal medya Sosyal medya. Bir bastırıyor. Bu Müslümanlar Atatürk'e hakaret etti. Allah dönerciye al kebap e Zaten oradan şey yapıyor. E kardeşim öbür tarafta da 68 bin kişi de öbür tarafa hakaretten alınıyor. aynen Zaten sana bak destek oluyorum ben. Tamam. Yani burada... Bir de topl iki kesimde biraz da bunu güç savaşla döndürüyor bazen. Şimdi de bak herkes şu alısın, bak haklarımız alısın. da bilmiyoruz. Rasim, Rahat haklarımız da bilmiyoruz. 141, 142, 163. maddeler kalkalı. 32 sene oldu Allah rahmet eylesin. Ama uygulanıyor aynısını. Hayır bak şimdi bir kişi derse ki... Ya, ben komünistlere Türkiye... bir şey yapmıyorlar. Komünistlerin bir gücü kalmadı. Hayır Türkiye'nin <laughs> işçi devrimi olmasını. Ve <laughs> Türkiye İşçi Partisi dese ki, Erkan ya. Bey dese ki çıksa... Ya, komünist ben... partide var şu an. Devlet var. bakıyor komünistlerin bir gücü yok bak. diye her şeyi serbest bıraktı. Hayır Türkiye şer'i olarak yönetilmelidir dersen de bir şey olmaz. Bak Türkiye'de laiklik kalksın, İslam'a göre her şey hüküm verilsin dese bu suç değil. Zaten bu konuda adımlar atılıyor, geri alıyor tekrar. Şey, şeye şeye, şeye döndü. Yok. Yani ne derler? Mehter takımına döndü. Yok, yok. Türkiye'yi şu anda yöneten kişi Mısır'a gidip ihvan-ı müslümüne layıklığı tavsiye eden bir kişi. Tabii de. O önemli. O çok kıymetli. <laughs> rahmetli Yaşar Nuri Öztürk de bunu onaylamıştı. O olay, olaylar, olay onaylar, Yaşar Nuri olayla çok şunu etkilendi. Türkiye'nin şeriatı geçmesinden korkuyorsa layık yani kesim. Tayyip Erdoğan'dan korkmasınlar. He. Tayyip Erdoğan'ın asimetriği ikinci Mahmut'tur. Mustafa Kemal Paşa değildir, Atatürk değildir. Yani ikinci Mahmud, Atatürkten çok daha fazla batıcılığa hizmet etmiş bir insandır. Hatta batıcılık kesin, konusunda kesin. çok çok. Hatta peki ben şunu anlamıyorum Sultan Sultanahmet yani. de batılaşmaçıcı. Sultan, Sultan Mahmud zamanında, tamam mı? Ne yapmıştı Mahmud? Sarıyı kaldırıp yerine fesi getirmişti. Ne işte o zaman? Yeri perileri. O, o ayrı ben şimdi bambaşka bir şeyden bahsediyorum. O, 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 o önemli o bambaşka 1819 işte. 1826 evet. ayrıca konuşalım Evet. evet. <laughs> bir birden çorba oluyor Hocam. Fes. Evet. Ayaklandılar. Doğru. Fes vurdur. Bilmem Doğru. Yavru Paşa dediler adama. Yavru padişah dediler. Tabii lakabı Yüz Pes, o. 100 yıl geçti aradan abi. Fes bu sefer fesi kaldırıp şeyi getirdiler. Fesi <laughs> geri getirin. Bu abi bak <laughs> anlatmak istediğim bu zaten Anlatabiliyor muyum? Terimlerle, sembollerle konuşuyoruz Aa, Ümit abi. Yani, yani, olayın özüne inmiyoruz. Hep sembollerle hem gidiyoruz. Hem özüne mi hem de cehaletin bu kadarını artık pes diyorum be kardeşim. Tabii. Yani ya iki, iki, kelime, iki kelam oku ya. Ümit abi ama ben sana bir şey soracağım. Hakikaten Türkiye'nin şeriat düzenine, İran tipi, Suudi Arabistan tipi bir düzene geçeceğini falan herhalde düşünmüyorsun. Yani böyle bir... Vallahi ben e, geçeceğini ben düşünmüyorum o ayrı hikaye. <laughs> Otoriter rejim. Demin ki ayrı sorduğu soruya ben de yanıt vereyim. Ben de e, konuşurken zaman zaman kendimi frenliyorum. Heh. Niye frenliyorum? Ne olacağını net olarak göremiyorum çünkü. Yani e, Türkiye'de manyak çok. Kusura bakmayın ama evet. tırnak içinde söylüyorum tabii. E, üstelik yasaların nasıl işlediği konusunda da herkesin kafası karman orman. O o nedenle Bazen kendimi rahatsız hissediyorum. Doğru hepimizde var. Şu güç bir de bak sosyal medyada gruplar oluştu. Ben yani Mustafa Arman hoca sosyal, sosyal medyada dizi, değil de o. Mesela hemen mesela diyelim İslami bir grup güç gösterisi. Aa diyor bu, bu İslam'a hakaret etti. Bu kapatılsın. Bu tutuklansın ya da işte bu yayın ortadan kaldırılsın. Bu dizi. Tam aksi Kızıl goncaları, e, kızıl goncalar konusu var mesela. O ha, bu arada hakkını yemeyelim. Allah rahmet eylesin. Öte Kendini da savunacak da, hali yok. Ee, Yaşar oracında. da şimdi şu var deistler Müslümanların özünü savunuyor dedikleri var gibi ama ben deist değilim de demiş kendi sesiyle ben tam bunları dağıtacağım Allah rahmet etsin Yaşar Nur Hoca ya, artısından eksisiyle gitti ben hatta e, 4 yıla yakın ulusal kanalda yorumculuk yaptım keşke hatta dedim ki iki kişinin olmasını çok isterdim birisi Levent Yaşar, Kırca birisi Yaşar Nur Öztürk. onların programı yapmayı ya, çok isterdim yaşasa rejim ittifakında olabilirdi benim tahminim. Olabilir. Zaten olabilir. destekliyor. Olabilir. Ya Metin yani, Feyzoğlu gibi olabilir. O, i̇stersen o videoyu yani. reji... Yaşar Nur Öztürk. Tabii. Zaten destekliyor. Bence... Ölümünden altı ay önce. Ama bak son döneminde Yaşar Nur Öztürk'ün Tayyip Erdoğan'ı övgüler... Var. Samimi övgüler çok var, arttı. Var, İki var. şeyden. Bir, Eleştirileri de var yok ettiği için. Bak Yaşar Nur öldüğünde olmadı. Ben de, de sana söyledim. 15 Temmuz olmamıştı. Bir. iki Bir de sizin layık kesimde çok etkili olmayan bir şey o İslami camiadan geldiği için eskide radikal İslamcı Seyyid Kutupçu onu çok etkiledi. Mısır'a gidip İhvan-ı iktidarına laiklik tavsiye edebilmesi Tayyip Erdoğan ki Tayyip Erdoğan o lafı ettiğinde Arap medyasında yerden yere vuruldu. Yani tabii. Tayyip Erdoğan o yaptığı inanılmaz büyük bir hareketti. Neyle kıyaslanır biliyor musun? Sonra Tayyip Erdoğan oradan da bir geri adım attı ama yani İslam güncellenmeli dedi. Işte. tabii. O, o tabii, yanlış başka, anlaşıldı. Abi. Orada da iyi niyetliydi aslında. Yani diyorduk o ki arkay, hani arkayık, konuları getirmeyin. Tabii Yok asansöre girmek günah tabii. mıdır? 90 ben? kilometre falan. Yani, yani onlar tarzı. Yani İstihatlar bir de, bir de bak, yenilenmelidir. düşüncem şudur. ben mi? ilahiyatçılara sorulan kimi sorular eskiden beri İslam'ı itibarsızlaştırma amaçlı gördüm. Asansöre girmek günah mıdır? Oruçu bilmem karımı ya açabilir onlar... miyim? Yani böyle sorular bir Müslüman dairede olmaz ki. O... Ya bunların hepsi biraz da dal geçiyor. Doğru söylüyorsun. Ee, yani şöyle. Asan söyle ama o hocalarda onlar da salak, normal ne dersin? Bir... Salak salak cevap veriyorlar. Asan söyle. Tek gel. Gelsen... Şimdi beni bayırı burada konuşuyorum. Ben e, özellikle açıp bakıyorum bazen. Aa, inanılmaz i̇nanılmaz sorulara inanılmaz. akıl var. almaz. Tabi, tabi, e, son derece iğrenç. Cevap ya, verilmemesi yü, lazım. Tabii tabii yüz kızartıcı tabi. şeyler de var tabii. Ona katılıyorum sana. Tamam. Ya o soruda tabii. Sen onu savunacaksın tabii ki tabii onlar. Bir ilahiyat o soruda cevap vermeme. adam ver. Özel sohbette mesela bak o asansör meselesi. Zan diyorum Nurettin Yıldız hocam. <laughs> Neyse ben hiç. Ad verim. Ya ben söyleyeyim. Adam zaten gizli değil. Ee, soruyor diyor ki <laughs> e, bir, e, kürsüde veya işte sohbette hocam diyorlar böyle böyle e, baş başa kalıyor. E, Hazreti Peygamber'in kesin Hayır, be, bir, bir kadınla bir erkeğin ayrı bir odada halvet hali deniliyor ona. Yani başka kimse yok. Bir kadın bir erkeğin bir arada kalması diyor. Nikah yoksa diyor caiz değildir diyor. Ha bacısı karde kız kardeşler annesi O zaman kız... asansör mü vardı? Hayır. Genel kaydıya söylüyorum. Bir kadınla bir erkeğin tamam diyor. anladım onu biliyorum. Hocam, Şimdi o uyanık da diyor ki veya merak eden veya şeytanlara soruyor diyor ki kansetle, kansetle asansörde diyor kalıyor diyor. O zaman diyor buna ne dersiniz diyor. Adam da peygamberin hadisine göre kendince bir din adamı olarak cevap veriyor. Ve verdiği cevap da doğru. Ne diyor? diyor ki ikisinin diyor baş başa kalması diyor halvet halidir caiz değildir diyor. Bunu 10 yıl sonra 15 yıl sonra o da TV T24 veya başka bir e, bu tip konuları seven tartışma açmayı seven e, internet siteleri alıyor oradan. Aa Nurettin Hoca ve Ali Hoca, Veli Hoca. Nurettin Hoca'nın söylediği bak çok başka şeyler de var. Yani ben bunun için söyledim. Bir de doğru şey mu? vardı bak Tayyip Bey'in kızdı. Çarşafla beraber uyumak hani işte saten çarşaf ya Ya olursa... var işte yanmaz kefenler var. Hayır zaten çarşaf e, akla cinsel şeyleri getirdi, zaten çarşafla yapmak günahtır falan. Tamam ama bunların hi hiçbirisi bak şimdi bu yine yasaklayamaz. Sen yani soru soru bu soruları diyorsun reddetmek lazım. Ya, ya tabii senin, bak Türkiye'de, ya senin bir kamu görevlisiyle geçen hafta bir kamu görevlisiyle bir mülki evet. amirden konuştuk. Mustafa abi dedi buradaki imamlar özellikle rica ediyorum dedi bu tip soruları dedi asla cevap vermeyin. Konuş. Bak. Ne halin varsa görüyorsun. Bak benim yaptığım yayında 3 <laughs> ilahiyatçı geldi biliyorsun. Ya Abdülaziz o, Bayındır Evrenci, Yaşar orayı. E, e, kızımı şeyin üzerinden e, şey evet şeyin üzerinden yaparsanız bir şey olmaz. Abi bak. var. Ha. Ya bak, çok saçma sapan iğrenç var, şeyler de var. Bak, Abdülaz... Özellikle Ramazan'da öyle sorular <laughs> geliyor ki hocalara. Yani hocalar da saf olmaz. Saf da. Şimdi bizim yayın vardı. Abdülaziz Bayındır Nuri, Öztürk Mehmet Demirci var. Kadro'ya bak Ücün ya. Tık, kay, kay, ben, ben, Şampiyonlar Ligi. Ben Berdan açın. O da var. Tamam mı? Bilmiyorum. Bir soru geldi. Tamam. Ne, ne programıydı o? 2011'de yaptığımız uzman Berlay'la beraber bir, bir, program yaptık Star TV'de. 30 yaşında, 29 bölüm. yaşında da. 13 bölüm. 2011. Hatta sen espri yapıyordun ya Sabahları da bir ilahiyat ha, ha, yapıyordun. Ha, hatırladım. Tamam, hatırladım, 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 Abi Ramazan soru şu. ben diyor orucumu diyor. Ramazan da şey işte top atıldığında, iftar vakti geldiğinde <laughs> helal olan karımla ilişkiye girebilir miyim? Yani orucunu Öyleyse. Ya bu dedim ki bu soruyu sormak dedi. Bu soruyu kabul etmiyorum kardeşim. Reddediyorum. Hocalar hocalara mı oturacak cevap vermeye hazırlanıyorlar. Ya böyle bir soru. Hayır ya böyle bir ama bir... terbiyesiz edebe muhayyer bir soru bu. Yine, yani, dünyada orucu bu. Git lan ilim halinden oku ya affeder. Çok abi özür dilerim. Bir ben abi. bir şey diyeceğim. Ya böyle bir soru olamaz. Orucu. Abi de canlı yayında soruyorlar bu iftar ya. İftar olacak. İftar olur olmaz. <laughs> ya ya bunu git. Bak kameramanlar. <laughs> Halil abi bile gülüyor. Hayır bunu git kendini öğren ya. Bir de bunu canlı yayında canlı yayında hocaya yani, soran kişi terslemek gerekir. Ben. Tabii ta zaten tersi yok Evet ya. ara geldi geldi. Evet ara geldi. Evet sayın seyirciler ilginç bir benim. Yani yayın şu hale konuşmalara bak. <laughs> Reklamdan sonra beraberiz. Bu arada Cumhurbaşkanı Mehmet Akif'in gününde konuşurken <laughs> Mustafa Albayrak. Gibi evet. İslamcı hesaplarda tepki gördüm efendim bu Sultan Hamid'in düşmanına niye gidiyor? Bu da biraz anakronik değil mi? Yani hani hep Kemalistleri tenkit ediyoruz. Ya anakronik o günlerde kaldılar falan diye. 30'larda kaldılar denir. E abi Mehmet Akif'in Sultan Hamid'e muhalif oldu diye Tayyip Erdoğan yani o yıllarda mı yaşayacağız biz yani? Ya e, şimdi doğrudur Mehmet Akif Ersoy e, Allah rahmet etsin e, Sultan Abdülhamit Han'ımıza cennet mekânına muhalefet etmiştir. O değil o dönemin e, e, bir aydınları. aydınları etmiştir. Ve sayın Ve, Nursi dahil. E, merhum Mehmet Akif biraz daha sert de etmiştir. Çok kaba ifadeleri de vardır. Yani burada belki rutin. Zalim falan. E, zalimden de şey yani çok çok falan ağır hakaretler var. var. Çok ağır hakaretler var. E, fakat biz bu konuda Mehmet Akif bu konuda ben hatalı bulmakla birlikte... Ama bu Mehmet Akif'in vatanseverliğini, Akif. büyük şairliğini ve Türkiye başka... Mehmet Akif Atatürk'e de muhalefet etti. Tabii yapmıştır. Akif, Şimdi hayır, bir, adam. Yani, bir insanı... Adam kimseye yalakalık yapmıyor. Ya örnek veriyorum. Bir, bir kişi Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı muhalefet edebilir. Ama o kişinin başka konuda Türkiye hizmetleri evet. de olmuş olabilir. Biz onu ha Sayın Erdoğan'a zor gününde muhalefette diye eleştirebilirim. Ben de eleştiriyorum. Hatta evet. Sevgili Veryansın e, TV şey web sayfası hep diyor ki Mehmet Akif Ersoy'da diyor işte haddi hadsizce eleştiren Mustafa Albayrak sözde yazan <laughs> <kaldır. gülüyor> hadsizce. <laughs> hadsizce. eleştiren yani ben Mehmet Akif eleştiremiyorum. öyle şey ki o şey öyle. Neydi bir daha Türkiye Gazetesi'nde profesör var. O yıllarda yaşıyor. Şimdi şöyle hayır Mehmet Akif'i bu konuda eleştiriyor. E çok kızgın. Hayır ben de eleştirebilirim. Eleştiriyorum ama bu Mehmet Akif'in şimdi diyorum ki bu konu %10'dur. Yani bir insan Abdülhamit'e karşı çıktı diye. E, bütün hayatını yanlış olarak söyleyemezsin ki. Yani ya bir de o sonradan, her şey Şimdi Çerkez bir, de sonradan, bir de şey Mustafa abi sonradan yorumluyoruz. Sultan sonra ülkeyi berbat ettiği için evet. herkes Sultan yoksa Sultan o yıllarında savunan kimse yok. Yok. Yani, bir kişi yok. Ya basit bir şey söyleyeyim. Bir yok. İkinci grup üyeleri hepimizin bildiği merhum Karabekir Paşa, merhum Rauf Orbay, Refet Bele, o, Ali o, Fuat Cebesoy. Artık o dönem yani çocukluk arkadaşı. arkadaşı, çocukluk arkadaşı beraber harbi okulu arkadaşı. Babası İsmail Paşa e, cebine hatta Ali Fuat'a az para vermiş. Mustafa Kemal Paşa biraz daha fazla vermiş. Bu yetimdir dermiş. Hmm. Şimdi ondan bile bozuşuyorlar. İdamla yargılanıyor. Canını zor kurtar Ali Fuat Paşa. Şimdi şu, onları idam ettirmezdi. Ettirmezdi ama ordunun da şeyi var üstten şeyler söylüyorsun tayyare yani ordu, tutuyor. ordu tabii ki, özellikle ordu Kazım Karabekir. Ordunun ilk müdahalesi evet. Kazım, Kazım Karabekir, Karabekir diye 3 Ali'ye haddini bildirmiş. Bunu şunun için tabii söylüyorum. Tabii orada şey de var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'te tabii şunu diyemeyiz. 3 Ali'yi suçlamak da bence bir yanlış olur. Yani 3 Ali'de Rahat Mustafa bunu Kemal şunun için Atatürk'ten yani. emir alıyordu ya. Yani. Bunu şunun Hatta için söylüyorum. Bunu bile Mehmet Akif'i sorduğu bile almaya e çalışırlar fakat orada şu vardır. En son karar kim verecekse o verir He. yani o üç haller divanı değil evet. bunu Kemal bunu şunun için söyledim gözleri korksun istemiş İlk, ikinci Hatta grup üyelerine çok affedersin çok affedersin şey. özür dilerim e, memnuniyetle o şeyden sonra e, söyle bu her şey oluyor çünkü 29'da burada anlatmışımdır belki e, diyor e, e, eğer akrylsükyon olmasaydı bu kadar kolay yapamazdık bazı şeyleri bunu da açık açık söyleyebiliyor yani. Tabii tabii Mustafa tabii. Kemal'den bahsediyorum. <laughs> yani o o oradan ondan çok İşte bir suikastçı biraz er gerek mahkemeleri gibi. Gibi. Deleyebilir. Dur ben şey <laughs> şunu, şunu söyleyeceğim. İki konu yalan. Evet, Mehmet evet. Akif Ersoy'a bakışımızı söyleyeceğim. Benim kendi bakışımı söyleyeceğim. Evet. Ee, Mehmet Akif Ersoy'un bir konuda hata etmesi demek onun komple kötü bir insan olduğunu göstermez. Herkes için de aynı şey. Herkes için aynı şey. Tabii canım ya. Ee, merhum Ali Fuat Cebesoy'un Merhum Karabekir Paşa'nın Atatürk'e muhalefet etmesi demek, ikinci grup üyeleri olarak terakkiperver cumhuriyet fırkasını kurmaları Acarım demek, ya. onların vatansever olduklarını iptal etmez. Hatta daha ilerisini söylüyorum. Bugün Genelkurmay'da o paşalara sahip çıkıyor. Saç, tabi, risk alarak söylüyorum. Çerkez Temi bile, Çerkez etemi bile Yunan'a sığınması Hayda. bile Çerkez Paşa'nın kahraman olduğunu gölgeletmez. Çerkez Ethem hain ya, gölgeliyor değil. işte. Çerkez Ethem hain değil. Mecburi o biraz Ahmet Kaya'nın şeye sığması gibi. 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 Hayır sığma e, değil. Son değil. Döneminde... Yol açmışlardır. Evet. Yol açmışlardır. korkuyor giriyor. Yunanlılar. öldürecekler çünkü. Hayır öldürecek. Yunan'ın da yol açması nedenlerinden biri. Böylece onları eksiltmek, eksiltmek ve güçsüzleştirmek için. Güçsüz eksiltmek için. Tabii ki ona bir nevi. Ha, Ama, Bana göre hata etmiştir. Ama bu Çerkez Ethem'in vatansever olduğunu gölgelemez. Çerkez Ethem de... ilk yıllarda yani çete halinde Kuvay Milliye'nin Yunan işgaline karşı direnmesi esnasında büyük başarılar göstermiştir. Ankara Meclisi'nin kuvvetlerine de büyük yardımlar olmuştur. Yalvarıyorlar. Bir de Mustafa İsmet abi. İsmet Paşa yalvarıyor. Gel abi. Ethem bizi kurtar diyor. Özgat Boğaz diyen insan. Boğaz biliyorum. Gel kurtar Mustafa diyor. Mustafa abiciğim bir de Sultan bugün baktığımızda tabii tarihsel büyük bir şahsiyet görüyoruz. Ama o gün Sultan ve iktidarı demek aynı zamanda Necip Melheme Paşa demek. Necip Melheme Paşa gözlaşmışlığı konusunda herkesin müttefik olduğu ya da aldı paraları kaçtı şeye gitti. Doğru. Lyon, evet. Fransa'ya gitti. Lyon'a mı gitti? <laughs> evet. Yani, o, şey, o zaman bir kredi Lyon Bankası var. Lyon'dan bizi yok. çok izleyenler Aynen, var. Aynen, o yüzden kredi Lyon Bankası'na kaçılırdı o zaman. Yani o zaman tarihçilerle. Ve Necip Melheme Paşa. Affedersin bütün İstanbul keralelerini maaşa bağlamış. Bilmem şey maaşa bağlamış. Şey, Haraca, haraca bağlamış. bağlamış. Hakikaten yozlaşmışın dibinde evet. ve Sultan Hamid rejiminin de o en önemli adamlarından biri. Tam, tam o tarihte resmi olarak genelde yok. Yani, rahatsız yani, tabii ki yani resmi, gayri resmi bak yoktur diye ben bilmiyorum. Ama, ama resmi genelde ev hani, cumhuriyet dönemindedir. Hayır Ay, ay, da ama şey... Meyhane, bak, meyhaneler, meyhaneler, meyhaneler. <laughs> meyhaneler, meyhaneler, bir zaman. Bir, ya, o, birahaneler. bira fabrikası açtırıyor Bomonti'de. tabii. İlk bira fabrikası var. yani, altında yani, bir taştırmış. Bir, bir açtı oldu diye önemli oluyor. Şimdi, şey, şey, şimdi Belheme yok. Paşa mesela Flaretti diye metresi var. Öyle yani mi? Mehmet Akif Ersoy Büyük bir vatanseverdir. He. Vatan millet tamam, şairidir. Namı Mehmet, Kemal Akif vatan şair diyor. Diyor. Mehmet Akif Mehmet Akif diyor ki sarayın paralarını diyor halkımın işkembesinden alıp bilmem nelerle yiyor işte diye şifletilerle. Ama şunu söyleyin hepsini hata ettiğinde ben söyledim. Hep Abdurrahim'in sonuçta haklı çıkmıştır. Sadece İslamcı kesimdekiler değil. Ee, ama Necip Meryem'e Paşa'yı da kimse sahip çıkmaz. Çıkmaz tabii canım herhalde. Ya Sultan Bu dönemde de Hiçbir sahip. Sen çıkıyor. biliyorsun bir cumhurbaşkanlığı danışmanını çok sert mesela alay ettin. Şey, kim, Ed, 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 şey ed, ed şey Edgar Hoover'a kim sahip çıkmıştır? He? Edgar Hoover'a kimse sahip çıkmamıştır. Hiç kimse Şimdi, çıkmamıştır ama ta 20'lerin sonundan abi, ölene kadar FBI başkanı. FBI başkanı. Kimse alamamıştır yerine. Evet. Neden? Herkesin Melheme Paşa'nın bir başka benzeri de ondan. Herkesin de bir şeyi vardır. O da da İlmihan istihbaratçı. Şey gibi bu Kurtar Vadisi'ndeki... Şeyi bulan adam biliyorsun. Flört Fethi gibi. gibi bir şey herhalde. İlmihan değil mi? Hayır hayır. Ha, şey şey şey. Cahit ha Huber ha Evet. Öyle. Şimdi programın ilk bölümünde Şeyh Said'le ilgili şey yaptı. İzleyicilerimiz belki diyebilir ki ya Mustafa Albayrak niye Şeyh Said'le ilgili görüşsüz söylemedi? Şeyh Said olayından çekindi mi? Kim? Şey, espri yapıyorum. Çekindi mi diyor. Ben ön... Hoksur niye çekinim? tarihi, düşüncem neyse zaten bu programın özelliği ne? Gerek Her bir tabi olsun, söylemesi. gerek sen olsun, gerek ben olayım. Düşüncelerimizi hiçbir kılıfa sokmadan samimiyetle söylememiz. Yani bu programın en büyük özelliği samimiyet. Abi. Ee, hayır, söylediklerimiz yanlış olabilir ama onun samimi olduğuna inanarak söylüyoruz. Yani tabii, tabii. gerçek düşüncelerimizi söylüyoruz. Şimdi Şeyh Said ile alakalı bir yani Müslüman, İslami mahallede yetişmiş bir insan olarak ve bütün dindarlarında sahip çıktığı bir insandır Şeyh Said. Evet. Burada ve değil, bütün Kürtlerin. Türklerin ve İslamcılara sahip çıktığı bir isimdir. Öyle değişik şey ortak bir karakter yani. E, Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. E, dengeli konuşmaya çalışıyor. Dengeli konuştu, konuştu ve hay bir defa hain demedi. Değil. Artı. Acıları o, anlıyorum biliyorum. yani. Bugün acılarını anlamamız lazım. midir, kahraman mıdır? E, İkisi de demem e. dedi. Girmedi, girmedi. Şimdi bu e, Atatürk'ün partisi olduğu iddia edilen, hani tabii ki kurucusu Atatürk ama şey Said anda... Sait ılımlı davranan iki parti var. AK Parti ve CHP. Ha, Çok ilginç. E, yok. yok, AK Parti'nin demeci yok. AK şimdi oraya geleceğim. AK Parti topa Sa bile girmiyor ama Şey Sait meydana koyan da AK Parti. O bürokrat, kamu bürokratı. Ya <laughs> e, evet, şey, şey, sen az devlet yazar değilsin. Kayyum, kayyum ya. E, kayyum Tabii. da herhalde ya, hükümet izin vermese. Ama şöyle diyeyim bak. Şey Sait'in aslında oraya ben devlettir. Şey Sait Meydanı ismini bak, veren devlet. devlet. Bilmiyorum isim kaldırıldı mı şu anda? Yok, dur, duruyor. Şey Sait Meydanı. Şimdi Özgür Özel bu konuda HDP'nin desteğini almak için gerçek düşüncelerin bu olduğuna inanmamakla birlikte. Ya yani nasıl? Ben, Özgür Özel Kemalist değil. Yani onu ben gelecek, gibi görme. Normal Özgür, Özgür Özel daha Öyle Ay, Türkiye tam, partisi gibi. abi gibi değil ama e, Kılıçdaroğlu gibi falan da değil. Ben Özgür Özel'i onun çok yakın arkadaşı ya, Ali Bahri Başar'ı tanıyorum. Cumhuriyet organizatörlerindendir. Gider gelir ama orada bir değişik bir karakterdir. Bence Özgür Özel değişik bir şimdi karakter. Şimdi Özgür Özel şunu, iyi özünlemiş. tabii ki şey manasında bir Baykal çizgisinde birisi değil. Özgür Özel diyor ki ben HDP'nin yani şimdiki ismi Dempar'ın desteğini almadan benim belediye seçimlerini alma şansım yok diyor. Evet. Özellikle İstanbul'u alma şansım yok. Ekrem oldu da topa giriyor. Şey, şey, şey ee, giremez. Tamam. Sıkıysa girsin. Mesela Sıkı. Ekrem İmamoğlu dürüstse Şeyh Said kalksın desin ki Atatürk'ün hain dediğini bir hain desin bakalım. Diyebiliyor mu? Diyemez. Diyemez. Asılması doğrudur desin. Diyemez. Diyemez mi Ne diyorsun? E, dur ya dur. Ki, ya bir bitireyim ya. Rahatsız. İmamoğlu. İmamoğlu Şeyh Said'e hain, şey hain diyemez. Şeyh Said'e hain diyemez. Kürt seçmenleri var. Evet. Şimdi soralım peki, mı soralım? E, soralım buradan soralım. Sayın İmamoğlu Şeyh Said'e ilgili ne düşünüyor? Bak ben düşüncelerimi söylüyorum. Şimdi Özgür Özel topu çevirdi. Sayın Bahçeli ne dedi? Hınıslı hain, hain sahip dedi net biçimde hainlikle suçladı. İyi ısırsa, Parti yani. hain dedi. İyi Parti hain dedi. Ha ben onlar aynı görse değilim. Bak Sayın Bahçeli'de. AK Parti de... Ak... topa girmedi. Ak... Hüdapar dedi ki onun yolu yolumuzdur, yolumuzdur dedi. dedi. HDP dedi ki şey Sayın bizim için kutsaldır dedi. dedi. Ee, onlar riyakarlık yapıyorlar. Onun yapıyor yolu ya. yolumuzdur ha. ha. <laughs> Bak Hüdapar öyle <laughs> dedi. Hüdapar'ın samimiyetine inanın. HDP'nin samimiyetine, samimiyetine ne inanmıyor. Ya. Bak, ne dediğine bakarım bak, ben. Tamam. Ama samimi olur. söylüyor. Ama HDP de şey sahip çık. Bak düşmanın bile olsa Allah e, mertini versin derler. Şimdi diyor ki ben HDP inanmıyoruz inanmıyor musun şu şey sahip çıkmak? Ya ne ilgisi var ne ya? Şey Sait bugün yaşasa. Dese ki ben şer'i olarak Türklerin yönetilmesini istiyorum dese HDP karşı mı çıkar? Taraftar mı olur? Ama Hüdapar taraftar Tabii mi? Tabii ki samimi. Ali Beysar'ın bayağı sahip. Kişi. Tabii ki sahip sahip. Sahip, Her diğer bak bakın şimdi orada bir karşılığı var. Bunu kayy atanan kayyum valimiz de biliyor. Diyarbakır'da Şeyh Şeyh, şey söyledi şey, de oylama Gözü yaşlıdır. %99,999 memurdan ancak karşı çıkar. Şey, Türkler. Peki Mustafa'nın görüşü ne? Mustafa'nın görüşü AK Parti'nin görüşü. Tayyip Erdoğan'ın görüşü. Şimdi ben şey saydım. Niye isyan ettiğini bildiğim <laughs> için vatan aynı diyemiyorum. Ama hata etti diyorum. Bak hata evet. etti diyorum. Sadece ben değil. O günkü bütün İslam alimlerine büyük çoğunluğu Şeyh Said'e karşı çıkmıştır. Demişlerdir ki kardeşi kardeşi Sil kırdıracak. Silah onu... yolla girme. Tabi silah yolla girme. Şimdi Türkiye'de 2013'ün 30 Eylül'üne kadar kamuda başörtüsü yasaktı. Bir dakika. Sen Şeyh Said'i alıyorum ama yaptığına karşı çıkıyorum. Tabii silahlı mücadelesine karşı çıkıyorum. Şeyh Said niye ayaklanmıştır? Hilafetin ilgasına karşı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Kazım Karabekir Kars Kalesi'nde top atışlarını duyup haberi yok. Kazım Karabekir Paşa'nın Şark Cephesi Kumandanı'nın evet. ve mebusun, meclis mebusunun Cumhuriyet'in ilanından haberi yok. O esnada bütün Türkiye duydu. Cumhuriyet ilan edildi. Şeyh Said karşı çıktı mı? Çıkmadı. Saltanat kaldırıldığında fe, 1 Kasım 1920'de karşı çıktı mı? Çıkmadı. Meclis lağvedildiğinde, edildiğinde, Ali Şükrü Beyler öldürüldüğünde, Deli Halit Aynen. öldürüldüğünde karşı çıktı mı çıkmadı. Ne zaman karşı çıktı? 13 Şubat 1925'te değerli izleyiciler. Evet. Şeyh Said'in e, kalkışması, devlete silah çekmesi, kafa tutması 13 Şubat 1925. Yani Ümit abin dediği gibi yaklaşık bir buçuk yıllık genç bir cumhuriyet. Şimdi bir insan hilafetin kalkmasına karşı çıkabilir mi? Çıkabilir ama fikran karşı çıkabilir. Ama işin Kürt boyutu da var. Şimdi Kurt hayır. Adım, Şeyh Said'in hiçbir Kürtçülükle alakası yok. Şeyh Öğren Said biliyorsun. tabii yok. Bak bu açık bir şey söyleyeyim. Hüdapar da Kürtçü değildir. Ama sen ders Hüdapar'ın Kürtçü boyutu var Ama Kürt. Tamam. Ama bak Kürt. Ama Kürt vardır. Ama asıl kürtçü, hakim İslamcı olan İslamcı şeyidir. Kürtçü olsa PKK'yla olur zaten. Ama hayır. Hüdapar mesela Türk bayrağı kavramına karşı çıkıyor. Biz Türkiye yok, bayrağı istiyoruz. Ya, Türk be, onu, onu, ya, onu, on, onda on, bir şey yok. Ha bana göre ben gereksiz bir şey. Türk bayrağıdır onun Türk ismi de. ben objektif olarak söylüyorum. Yani Türkçüyü olumlu gören olur, olumsuz gören olur. İdapar, Kürt kimlik hassasiyeti kuvvetli, Kürt milliyetçiliği bu unsurları barındıran ve İslami unsurla barındıran bir parti. Ağırlığı İslam'dır Hüdapar'ın. Bir İslami teşekküldür. İslam... Şeyh Kürt boyutu yok mu? Hayır. Şeyh Said'in ayaklanmasında aksine Şeyh Said şunu söylüyor. Biz diyor. Bütün Kürtleri sahip çıkmasa ne diyorsun? Kürt olduğu için sahip çıkıyor. Çerkezler de Çerkez mi sever. Seni Çerkez etimi eleştiren ben, Çerkez gördün mü? Bence vardır. Çok. Çerkez, Çerkez kimliği. İstisnadır. Kürt de vardır. Ne diyorsun? Çerkez etimi Çerkezlerin hepsi savunur ya, mu? Ya tabii savunur ya. Ya sen milliyetçiliği az mı zannediyorsun? Ee, çok çok önemli Fuat bir... Fuat Uğur Çerkez'dir mesela. Çerkezdir. Tabii ki Fuat abi <laughs> Çerkez'dir ama şu da var. Ben Çerkez değilim mesela. Bir Türk olarak Çerkez. Ben bir Türk Bakın, olarak bir Türk olarak Çerkez Etemi İstiklal Harbi'nin ilk yıllarının kahramanı olarak görüyorum. Kimin? Çerkez, çerkez. Etemi bir kahraman olarak görüyorum. Çerkezler Çerkez Etemi sever mi ya? Ben, ben, Niye sev nasıl sevmez bilmiyorum. ya? Hem nasıl severler? Deli gibi severler. Kürtlerin şey Said'i sevdiği Oo, gibi severler. Çok ilginç. Ben bu bu konuda cahil. Çerkez milliyetçiliğin Kürt milliyetçiliğinden aşağı kalır tarafı Oo, yoktur. Sen ne diyorsun bunu? Ama, ama Çerkezler bölücü değildirler. Türkiye'de. Doğru Çerkezci mi? Çerkez milliyetçisi var. Abi ki Çerkez, mesela dilinin yayılmasını ister, evet, doğru. serbest bırakılmasını o ister ama vardır, ırkçı değildir. Yani bir de Çerkezler asimile olmuştur. Yani Tabii, e, asimil toplum oldu. içerisinde. Yani bir Çerkez haritası, bir Çerkezistan bayrağı şubu falan yoktur. Lazlar gibi Çerkezler. Tabii Lazlar. Kürtler asimile olmamıştır. Asimile edilmeye çalışılmıştır ama olmamıştır. Bir de çok nüfus çok. Tüm Kürtlerin layıkıyla Komünistiyle, İslamcısıyla hepsinin Şeyh Said'i sevmesinin sebebi Kürt olmasıdır. Gör. Ama Şeyh Said'i mazlum görüyorlar. Mazlumdur. Ama Şeyh şey mazlumdur. Mazlum görüyorlar diyorum. Görüyorlar evet. Bence mazlum mudur? Sen mazlumdur diyorsun. Yani şimdi daha şey şu var. E, orantısız güç kullanıldığı orada da hani Dersim'deki gibi. Kardeşim adamlar isyan etmişler. Tabii. Genci Bingöl'ü almışlar. Diyarbakır'ın almış. kapısına kadar gelmişler. Vali ne yapacaktık buyurun mu diyecekler. Yani yani? Şeyh Sayın mazlum değildir diyorsun. Değil, asla değildir. Ş Hak ettiğini bulmuştur diyor. E, bak, şimdi şu burada, var. Zaten kendisi bak idamında problem yok. Bingöl'ü aldı, aldı mı şey Said? Aldı ya 13 vilayet aldı. Vali atıyordu. <laughs> <laughs> Konya'dan sonrasında Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Çünkü dediğim işte yani şeyde yani sen, daha dur, dur, ıı, şey yapmadan ki, boğmak. Ama o zaman <laughs> Kürdistan boycu da var ya sen. İsmet Paşa kurdu. İsmet Paşa Burada. burada. Ha, ha şu var. Diyordu ki hilafeti geri getireceğiz diyordu. E bütün Türkiye'ye hakim olacağız. Ama diyor. Kürt Kürt vilayetlerini... Hayır hayır. İzmir'i de alacaktı. Aa, Destek bak. elinde olsa bütün Türkiye'yi, bütün Anadolu'yu tekrar hilafet sancaklığında sonra yayılı kapatacağız. Tamam. Yani şey Sayıt bölücü Kürtçü değildi. Şey Sayıt şeriatçıydı, hilafetçiydi. Ama Kürt kimliği vardı. Ama adam Kürt. ama kimliği bakın, Kürt. ben ta o zaman evet, dinleyelim. deneyelim. Diyarbakır da dayanladım. ilgili olarak mesela e, sol kanattan şöyle bir şey geldik. Tamamen benim düşüncemdir. E, e, bu e, Galip Ensarioğlu torunudur. Tabii. Kardeşinin torunudur. Salih Ondan sonra Galip Ensarioğlu AK Parti. O işte bu, bu ırkçı zihniyet falan falan diye bir şeyler yaptı, e, açıklamalar yaptı sonra alimdir dedi şey Said İçen. Doğru alim. ben de şey. Asıl bölücü bu ırkçı zihniyettir diyor. TKP yap, yapıyor bu açıklamayı. Kimse Kürtleri bölücülükle suçlamasın. Bunlar yeniden geçmişte kalan acılar acıları çatıştırarak ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen bölücülerdir. Bu vatan ırkçılardan çok Kürtlerin vatanıdır. Tamam mı? Ensarioğlu söylüyor bunları. Ama sonra e, sol cephe adına e, TKP diyor ki Şeyh Said Kürtler adına değil, halifelik adına. Burada, Burada yurttan Türk kovulmuş onay. olan saray adına. Türk komünistleri Şeyh Said'e karşı çıktı. Abi. Doğru İngiliz emperyalizmin yararına isyan etmiş bir figürdü. Ama tip öyle demedi galiba. Bak tip, tip şey kısmını, ile yine konuşmadı. İngilizler bundan istifade etmişti. İşte, yararlan, yararlan, ama bunlar İngilizlere hizmet etmek için yapmamıştı. Bakın, bir samimi bir şey açıyordu. Sen söyledin daha önce. nasr isyanı çıkmıştı Vardım o ara. Evet. O Nasr-ı Sur isyanının da e, tamamen orada çıkmasını e, destekleyen ve fiştekleyen de İngilizler. Evet. Çünkü aramızda Musul Kerkük sorunu var. İngilizler tamam korkunç işine gelmişti. Çok, çok, işine gücü, geldi. Gücü bölmüştür. şey sayıda Ya devleti İsmet Paşa o zaman kurtardı. Onun yanında bir bir de Abd Abdülkadir vardı şeyin yanında. Ee, o ve oğulları vardı. Ee, bir de Ağrı'da var. Ağrı'da bir isyan var. T, t Kayı boyu aşiretlerinden mi destek veren var? Türkmen aşiretlerden de. Çünkü Peki Hilafi devam edelim. Ee, bakın benim asıl niye karşı çıktım Özgür Özel'e? hatta biraz ağır oldu belki ama şey Said adının bir bulvara verilmiş sorusu üzerine başlıyor her şey zaten. Öyle yan çizdi, öylesine yalpaladı ki oturduğu koltuk adına utandım dedim. Bak sert, Özgür Özel'e sert girmişsin. Evet. Biz diye ne diyor bakın, biz CHP olarak Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil. Evet en kızdığım yerlerden biri olduğu için okuyorum. Tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzuyla ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyorum. Tamam oportunistçe yapılmış Kürt, ya şey tam bir yani. Ve Cumhuriyetin e, Cumhuriyet kurucu babaları öyle mi? Mesela kurucu babalara da bağlıyız demiyor. Saygılıyız. Ha, yani. O kurucu babaların adı sanı yok mu? Hadi o parti kuran devrimcinin koltuğunda oturan özel bu sözleri söylerken hiç utanmadı mı? Bu, sizin bu ifadeler size mi ait? Sürekli, yani, dönük, bayağı sert sürekli yani. dönük, yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyorsunuz öyle mi? Bu düşüncelere sahip olan birinin o koltukta oturmasının, o isyanda yaşamını yitirmiş askerlerin kamu görevlilerinin ruhunu inciteceğini hiç mi düşünmediniz? Özel'in zavallı sözleri burada da bitmiyor. Bak zavallı baya. Şey Said size hain mi kahraman mı sorusuna verdi. Ya burada bir devlet yazar gibi yazmışsın. Devlet ben, yazarı ben olarak Ben kendim gibi yazdım. Genel ben, ben devlet, ben daha ayır, ayır, gibi. devlet ben, yazarı. Ben devlet yazarı falan olmadım hiç hayatımda. Ben tamam. ben ben Ümit yapıyor. Onun gibi yazıyorum. <laughs> <laughs> şey Said isyanın kendi konjonktüründe <laughs> cumhuriyete karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Öyle dedi. Ama bu ayaklanmanın bastırma sırasında oluşmuş sorunlar bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa aynen, aynen. o acıya saygılı olmak Türk gerekir. Derisi. Ama tarihten de ders çıkarmak lazım. Şimdi bak, ben de şöyle dedim onun üzerine. Yazık ki yazık. Kendi konjonktüründe bir kalkışma öyle mi? Bu ayaklanmanın bastırma sırasında oluşmuş sorunlar öyle mi? Bugün bazı torunların kalbi acıyorsa saygılı olmak gerekir öyle mi? Öyle diyor. Kendi tarihinden bu denli uzaklaşmış, o yoruna bu denli zavallı hale bürünebilecek kadar seviye yitirmiş bir genel başkan, Kurtuluş Savaşı'nın öncü partisinin başında bir dakika bile kalmamalıdır. Madem genel başkan tarihten bu denli bir haber, onu aydınlatmak da görevimiz haliyle. E, ve e, defalarca kalem aldım bir yazı, o işte konjonktürün ne aslında sıfatı şeyh diye başladığım bir yazımla şeyler var. Yani amaç padişahlığı, hilaveti, şeriatı getirmek ve Abdülmecid'in oğullarından birini başa geçirmek diye de Doğru. Doğru. O da hilafetçi evet. bir ayaklanma. Ümit bu şey özgür sert açıdan tenkil eden bitirelim. Tabii Ümit kendi yüzde yüzde haklı. Evet. Ee, ama... Şimdi haftaya bir Ocağı özel bir yayın yapacağız. Banttan yapacağız. Evet. Yarın bunları konuşacağız. 1 Ocak'ta da şimdiden yılbaşısını 2024 senesini tebrik ediyoruz. Aynen. Aynen. Yeni, yeni yılı, işte. herkesin yarın konuşuruz. Hayırlı olarak. olsun. E, haftaya görüşmek üzere sevgili seyirciler.